Konuklarımız olacak ve gündemdeki konuları da konuşmaya, masaya yatırmaya çalışacağız. İlk gelişmeyle başlayalım. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak sürülen 28 Şubat postmodern darbenin yıl dönümü. Peki bundan 26 yıl önce neler yaşandı, neler engellendi? Gelin haberimizle birlikte bakalım. 28 Şubat 1997, postmodern darbe 26 yıl önce gerçekleşti. Ancak o utancın izleri hafızalardan hala silinmedi. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi sandıktan birinci parti çıkmış, Refah Yol hükümetine giden süreç hızlanmış, Necmettin Erbakan'a başbakanlık yolu açılmıştı. Seçimlerde halk sandıkta sözünü söyledi ama Erbakan ve Refah Partisi için kolay olmadı. Ülkenin kalkınmasını, gelişimini ve hızla büyümesini sağlayan Refah Partisi iktidardan indirilmeye çalışıldı. Tüm engellemelere rağmen Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında 28 Haziran 1996'da Refah Yolu hükümeti kurmuş, 11 ay gibi kısa bir süre efsane hizmetlere imza atmıştı. Türkiye ekonomisi %7,5 oranında büyüdü. Kamu tek hesabı oluşturularak ilk defa denk bütçe sağlandı. Hükümete karşı şer odaklar ordu eliyle devreye girerek ülkeyi geriye götürmeye çalıştı. Postmodern darbe de bu süreçlerden biriydi. Necmettin Erbakan'ın Libya ziyareti, başbakanlık konusunda tarikat ve cemaat liderlerine iftar yemeği vermesi, Ankara Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesi gibi konular, şeriat geliyor, laiklik elden gidiyor diyerek medya tarafından olumsuz bir gelişme gibi aktarıldı. Gerçekse kamu tek hesabının oluşturularak denk bütçenin oluşturulması, yerli üreticinin desteklenmesi, işçi ve memurun korunması, dış politikada başarılı adımlar atılmasının hazmedilmemesiydi. Askerler önce 4 Şubat 1997'de Sincan'da tankla geçiş yaptı. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir balans ayarı yaptık diyerek küstah açıklamalarda bulunmuştu. Tarihler 28 Şubat 1997'yi gösterdiğinde askerin baskıları zirveye ulaştı. O gün yapılan ve tam 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında asker, milli değerleri hiçe sayan kararlarını kabul ettirebilmek için uğraş verdi. Fakat Erbakan duruşundan taviz vermedi ve askerin direttiği 18 maddelik MGK kararlarını imzalamadı. Öte yandan MGK toplantısı sonrası kararlar kabul edilmiş gibi açıklanarak medya tarafından yaygara çıkarıldı. Bu engellemelere rağmen Erbakan, Türkiye dış politikasını düzeltmeye kararlıydı. İslam ülkeleriyle yapılan görüşmeler sonucu 15 Haziran 1997'de D8 İslam Birliği kuruldu. Fakat manşetler Siyonistler tarafından yönlendirilen askerlerin ağzından konuşmaya devam ediyor, irtica çığırtkanlığı yapılıyordu. Mücadelesinden vazgeçmeyen Erbakan 28 Şubat sonrası da çalışmalarına devam etti. Fakat hükümet ortağı Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller baskılara dayanamayacağını ancak kendisinin başbakan olması şartıyla baskılara direnebileceğini söylüyordu. Erbakan başbakanlıktan istifa ederse dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hükümeti kurma yetkisini Çiller'e vermeyeceğini tahmin ediyordu. Fakat Çiller baskılara dayanamayınca Erbakan 18 Haziran 1997'de görevin Çiller'e bırakılması şartıyla istifa ettiğini açıkladı. Meclis çoğunluğunun da Çiller'e destek vermesine rağmen Demirel hükümeti kurma yetkisini Doğru Yol Partisi'ne değil Mesut Yılmaz başkanlığındaki Anavatan Partisi'ne verdi. Sürecin böyle neticelenmesinin ardından MGK kararları kabul edildi. İmam Hatip okullarının orta bölümleri kapatıldı. Bu okul mezunlarının üniversite serbestliği önlendi. Kur'an kurslarına katılmada 8 yıllık eğitimi tamamlama şartı getirildi. Resmi yerler ve üniversitelerde başörtüsüyle okuma yasağı getirildi. 28 Şubat süreci ülkedeki bir takım kuklaların batılı güçlerin yönlendirilmesiyle hareket etmeleri neticesinde Türkiye'nin gelişim ve büyümesi engellenerek tarihe kara bir leke olarak düşmüştür.
Sevgili seyirciler, şimdi gündeme yansıyanlarda değerli bir konuğumuz var. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye II yayın konuğumuz. Nurgül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. Tabii hem Erbakan Hoca'nın vefat yıldönümü hem 28 Şubat önemli günler. Erbakan Hoca'yla başlamak isterim. Vefatının 12. yılı ve her geçen yıl hem attığı adımlar hem ortaya koyduğu hedeflere daha çok ihtiyaç duyulduğuna dair bir özlem söz konusu. Siz neler söylersiniz? Öncelikle 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz depremden dolayı bütün milletimizin başı sağ olsun. Biz her zaman Erbakan Hoca'ya ne kadar isabetli tercihlerde bulunduğunu, ne kadar doğru politikalar yürütmüş olduğunu, hakkı hakim kılmak için adaletli ne kadar davranmış olduğunu ve bunu yapmak için milleti bir araya getirecek çalışmalar yürütmüş olduğunu ve buna ne kadar ihtiyacımızın olduğunu bu dönemde daha da çok görmüş olduk. Rabbim böyle bir çığır açtığı için kendisinden razı olsun. Bizlere de yolu üzerinde onun davasını sonuna kadar yaşayarak, yaşatarak bu millete hizmet etmeyi nasip eylesin diyerek kendisine öncelikle teşekkürlerimi, saygılarımı arz ederek başlamak istiyorum. Çünkü hayatımda dönüş noktası yaşadığım insanlardan biridir Erbakan Hoca. Bir gençken hayatıma bir lider ararken karşıma çıkmış ve istediğim lideri hem bir genç olarak hem bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak hem de bir Müslüman olarak nasıl olması gerektiğini bana ve benim gibi yüzlerce, binlerce, milyonlarca insana anlattığı için tekrar tekrar konuşulması, anlaşılması ve anladığımızı da yaşamamız gereken bir insan olarak hayatımda her zaman izi olacak, çizgisi olacak bir insan olarak başlamak isterim. Tabii Beyti Hanım, yıllar geçtikçe anmaktan ziyade anlamanın önemli olduğunu ifade ediliyor. Siz bu anlamda neler söylersiniz? Yani bugün baktığımız zaman vefatından hemen sonra gerek cenazesinde gerekse ilerleyen yıllarda hemen hemen her kesim saygıyla, sevgiyle anıyor. Ama anlama konusuna dair neler söylersiniz? Evet, hocayı anlamak kolay değilmiş. Hani hoca hep derdi ya, Allah aşkına Hasan önce Hasan, bir kere de sen beni anla derdi. Anlaması kolay bir insan değildi. Neden? Çünkü hem firasetle hem de günlük siyasetle hem de İslam siyasetiyle bu topraklardaki insana, bütün insanlığa bakabilecek bir vizyona sahip. Bu vizyona sahip olmak kolay değil. Yani hem dünya vizyonuna sahip olacaksınız, hem Türkiye vizyonuna sahip olacaksınız, hem İslam vizyonuna sahip olacaksınız ve bunları bu topraklar üzerinde yaşayan insanların şahsında bir araya getireceksiniz. O yüzden hocayı anlamak, milli görüşü anlamak kolay değil ama o kadar da zor değil tabii ki. Bugün geldiğimiz noktada herkes işte Erbakancı, ki bu C eki hepimizin aslında canımızı sıkan mesele. Yani derdimiz Erbakancı olmak değil. Derdimiz birisinin körü körüne takip etmek değil. Biz Erbakan Hoca'yı biraz önce saymış olduğum düsturlar doğrultusunda önce ahlak ve maneviyat dediği için, kalkınmış bir ülke dediği için, şahsiyetli dış politika dediği için, merkeze bu milletin hepsini aldığı için Erbakan Hoca dedik ona. Hoca dedik, lider dedik, davamızın önderi dedik. Bunlar olduğu için, yani bunları hayatımıza, siyasi olarak, bireysel hayatımıza, birey olarak, toplumsal hayatımıza, toplum olarak, siyasi hayatımıza, devlet olarak getirdiği için Erbakan Hoca oldu bizim için. O yüzden hocayı anlarken sığ onun işte şu tarihte doğdu, işte şu okullarda okudu, işte siyasete 1969'da girdi, milli nizamı kurdu, milli selameti kurdu, işte koalisyonlar yaptı, arkasından işte refah, fazilet, saadet derken hocanın hayatını eğer böyle okursak biz Erbakancı oluruz. Ama hocanın yaptıklarını bir İslam çizgisi içerisinde, Türkiye'nin toprakları içerisindeki siyaseti ve dünya siyasetini bilerek değerlendirdiğiniz zaman işte o zaman Erbakan'ı anlamış oluruz ki ne yazık ki bugün Erbakan'ı anladığını, andığını ifade edenler Erbakan'ı anladığını zannetmiyorum. Eğer Erbakan'ı anlamış olsaydık bugün ne yazık ki hükümette olduğunu iddia eden, Erbakan'ın çizgisinde son dönemde olduğunu iddia eden hükümetin bu yanlışlıkları yapacağını asla düşünemezdik. Dolayısıyla
Erbakancı değil, Erbakan'ı anlamak ve yapmış olduğu, bu millete yapmış olduğu hizmetleri, insanlığa yapmış olduğu hizmetleri çok iyi anlamak lazım. Şununla bunu pekiştirmek isterim Yunus Bey. Hocayı ben 1992'de tanıdım. Hocayı tanırken de fiziki olarak tanımadım. Bir lider arıyorum kendime ve her cenahtan insanlar okudum. Yerli, yabancı birçok insanı okuma fırsatı elde ettim. Okumak derken tabii o dönemlerde çok fazla okuyacağımız kaynak da yok ama elimize geçen kaynaklardan kendimize bir lider arıyoruz. Ve Erbakan Hoca'yı da hayatını okurken, Muhterem Başkan Erbakan diye bir kitap vardı bizim dönemimizde. Hocanın hayatını okurken beni mest eden bir cümle vardı ve bu cümle aslında hocanın tam da İslam vizyonuyla, İslam inancıyla birleşen noktasıydı. Neydi? Bütün insanlığın saadeti için çalışmak. Bu cümle öyle bir cümle ki, yani bu cümlenin altını dolduracağınız zaman şunu demiyor. Müslümanlar için, Türkiye'deki vatandaşlar için ya da şu bölgedeki, Orta Doğu'daki insanlar için, İslam ülkeleri için ya da Avrupa ülkeleri için demiyor. Bütün insanlığın saadeti için diyor. Bu vizyona sahip olmak kolay bir mesele değil ama biraz önce de ifade ettiğim gibi zor bir mesele de değil. Çünkü bizim inancımız gereği der ki insanların en iyisi insanlara hizmet edendir. Aslında hoca bu düsturu benimsemiş. Bizim Anadolu insanı da aynısını der. Der ki ben işte kendisi açken tok yatan bizden değildir düsturu bizim Anadolu topraklarında Anadolu infanı olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla hoca biraz önce bahsetmiş olduğum dünya gerçeğini bilen, bununla birlikte İslam'ın varoluş temellerini bilen, bu ülkenin temellerini bilen, bu ülkenin inancını, kültürünü, medeniyetini, insanların ne yapmak istediğini bilen, farkına varan ve bu milletin üzerinde emelleri olan insanların da ne yaptığının bilincinde ve farkında hareket etmişti. Yoksa biz hocanın, ben hayatını okurken o kitapta o zaman işte 18 yaş civarındayız. İnanın böyle gidip geldim Yunus Bey. Nasıl ya hoca dindar bir kimlikle karşıma çıkıyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki anlattıkları yok ya farklı şeyler. 74'te nasıl Ecevit'le koalisyon yaptı. Ondan sonra kendisine Odalar Birliği'nden atılmasına vesile olan Demirel'le nasıl koalisyon yaptı. Nasıl bir araya geldi. Ya Çililerle Refah Yol Hükümeti ki hani efsanedir. İşte zamların hep konuşulduğu memur ve işçi zamının hala daha akıllarda kalan yılıdır. Nasıl Çiller hakkında iki tane genç soru vermişti de bir araya geldi dediğinizde işte hocayı anlamak burada başlıyor. Hoca bu milletin refahı, bu milletin geleceği, bu milletin birliği ve bütünlüğü için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. İşte hocayı anlamak buradan başlıyor. Hocayı anlamak, hocanın yaptığı siyaseti İslam çizgisi içerisinde bu vatanın medeniyeti üzerinde nasıl yaptığını, nelerle yaptığını anlamaktan geçiyor. O yüzden öncelikle hedefimiz hocayı anmak değil, hocayı yani milli görüşü anlamaktır. Beyti Hanım, tabii dünkü yayınlarımızda da sizin söylediğiniz o bütün insanlığın saadeti konusunu gündeme almaya çalıştık. Şurasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Merhum Erbakan sadece ekonomide, sadece dış politikada değil, aslında hayatın bütün alanlarına dair bir vizyon da aslında ortaya koymuş. Burada kadın, çocuk, yani birçok alana dair bir perspektif çizmiş. Buna dair neler söylersiniz? Yani sadece o dindar kimliğiyle ön plana çıkmış belki ama sadece o yol üzere değil, her alana dair bir yol çizmiş. Şununla başlayayım. Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu genel başkan olduğunda bir cümle kurmuştu. Çok manidar bir cümleydi. Ben Müslümanım ve yeterli demişti. İslamcı değilim, Müslümanım demişti. Evet, literatürde İslamcı tabirini tartışabiliriz. Kimisi olumlu anlam yükleyebilir, kimisi olumsuz anlam yükleyebilir. Ama Müslümanım dediğinde olumsuz bir anlam yükleyemezsiniz. Aslında Müslüman sizin her alanda, biraz önce ifade ettiğim bireysel, toplumsal, siyasi anlamda nasıl olmanız gerektiğini ortaya koyan bir süreçtir. Dolayısıyla biz hocayı dinci değil, dindar olarak nitelendiririz. Yani bunun çok farklı olduğunu ifade etmek isterim. Hatta hoca kendini mütedeyyin olarak ifade eder genelde dikkat ederseniz bu grup için. Bunu ifade ettikten sonra şunu söyleyeyim. Ben hocanın ekonomik yönünün çok önemli olduğuna inanıyorum. Siyasi yönünün çok güçlü olduğunu biliyorum. Ama bununla birlikte aslında bu topluma yapmış olduğu biraz önce ifade ettiğiniz çok daha büyük katkılar var. Ne var?
Ben bir sosyoloğum. Özellikle toplumsal hocanın Milli Görüş Hareketi'nin toplumsal barış üzerindeki katkılarını bir dönem inceleme şansım oldu. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yürütmüştüm. Ve şunu gördüm. Ve bunları yaparken de şunu ifade etmek gerekir. Bir akademik çalışma yaparken siyasi kimliğinizden çıkıp akademik kimliğiniz ön plana çıkarak yaparsınız. Yani bu çalışmaları yaparken Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı olarak değil, Beytiye İkinci olarak yaptığımı ifade etmek istiyorum. Bunun da önemli olduğunu, çünkü bu tarz çalışmalarda tarafı olduğunuz kişiyi taraflı olarak aktarabilirsiniz. Ama bunun altını çiziyorum ki hayır, burada taraflı değil. Erbakan Hoca'nın özellikle bu millete yapmış olduğu en büyük hizmet bu milleti merkeze almasıdır. Çünkü biz özellikle Tanzimat'tan itibaren ya da Osmanlı'nın yıkılışından çökmeye başladığı, durakladığı dönemden itibaren halkın merkezde olmadığı, Cumhuriyet'le birlikte özellikle Anadolu insanının merkezden uzaklaştırıldığı, yani halka rağmen halkçılığın çok ciddi olduğunu biliyoruz. Yani ötekileştirildiğimiz, vatandaş olarak sadece oy verirken görüldüğümüz bir süreci yaşadığı bu toplum. Dolayısıyla Erbakan Hoca tekrardan bu millete siz bu milletin özüsünüz, ruhusunuz, köküsünüz kavramını getirdi. Nasıl getirdi? Yapmış olduğu işte köy çalışmalarıyla, yapmış olduğu kahve çalışmalarıyla, yapmış olduğu işte mahalle mahalle gezerek bu millete tekrardan Seyit Çavuş olabileceğini, Nene Hatun olacağını, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı yaptığını, daha öncesinde birçok savaşın üstesinden geldiğini, yani gücü olduğunu, bu gücünün de inancı ve idealleri olduğunu tekrar tekrar hatırlattı ki işte bugün özellikle kadınlar noktasını ele aldığımızda kadınların siyasete girme konusu çok tartışma konusudur. Ama özellikle bizim mütedeyyin ya da Anadolu insanı dediğimiz, Anadolu kadını dediğimiz kadının siyasetin merkezine gelmesinde çok büyük katkısı ve emeği olmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Çünkü biz özellikle Anadolu insanının ötekileştirildiği bir dönem içerisinde özellikle kadınlarımızı çok çok daha, yani şimdi bir feminist yaklaşım olarak düşünülecek ama asla değil. Kadınlar genelde marjinalleşirken toplumlar çok daha büyük bir marjinalliğin içerisine itilir. Ya da kendilerine itilirler. Korumak adına, çeşitli işte kendileri üzerinden yapılacak çalışmaları engellemek adına. Dolayısıyla Anadolu insanının ötekileştirdiği bu konuda kadın çok daha marjinalleşerek tamamen eve hapsedilmiş ya da çeşitli konumlara hasredilmiş durumdaydı. Erbakan Hoca tekrardan bize üniversitede okuyabileceğimizi, iş sahibi olabileceğimizi, siyasette yer alabileceğimizi, bu ülkeye anneler, kadınlar olarak yön verebileceğimizin altını defaatle çizdi ve bu ülkeye en büyük katkılarından bir tanesinin de bu olduğunu ifade etmekten mutluluk duyuyorum. Sadece bu değil, sadece kadınımıza değil, erkeğimize de, yaşlımıza da, gencimize de bu milletin sahibi olduğumuzu hatırlatmış siyasi adamlarından, devlet adamlarından bir tanesidir. Her ikisini birlikte kullanıyorum. Siyaset adamı olmakla devlet adamı olmak arasında farkı ben hocanın şahsında da gördüm. Siyasetçi olabilirsiniz ama siyasetçi olmakla devlet adamı birleştirmek her siyasetçinin harcı değil. Hoca siyasetçi olarak bir partinin genel başkanıydı ama devlet adamı olarak bu milletin hepsine hizmet eden, hizmet etmeyi esas alan ve teşkilatlarını da bu noktada yürüten ve yöneten birisiydi. Allah kendisinden tekrar tekrar razı olsun diyoruz. Tabii buraya ekleyecek, ben çok uzun konuştum. Yok estağfurullah, buyurun lütfen. Hocanın yaptığı o kadar çok şey var ki, hani bunları evet daha önce konuştunuz, bugün konuşacaksınız. Ama kadınlar açısından şunu da tekrar ifade etmek gerekiyor. Bir Anadolu kadının Nene Hatun olarak savaşta, cephede savaştığı gibi üniversitede kalemiyle, bulunduğu konumda alabileceği kararlarla, liyakatiyle her şeyi yapabileceğini aslında bize öğretmiş bir lider, bir siyasetçi, bir baba, bir Müslüman, bir insan ve bir Türk olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla örnek alabileceğimiz çok şey var kendisinde. Bize de örnek anlamayı ve anlamayı nasip eylesin. Beyti Hanım, tabii 1969 yılında kurulan bir hareket ve merhum Erbakan son nefesine kadar hastane odasında dahi toplantı gerçekleştirmişti. Bugün 50 yılı aşkın süre içerisinde yol yürüyen bir hareketten bahsediyoruz. Kadın kolları olarak sizler nasıl bir ruh, nasıl bir atmosfer içerisinde gerçekleştiriyorsunuz çalışmalarınızı? Bunu da sormuş olayım. Şöyle diyelim,
ilk gün kurulduğumuz heyecanla, azimle ve inançla devam ediyoruz. Çünkü başında ifade ettiğim hocanın beni etkileyen o cümlesi, yani bütün insanlığın saadeti için çalışmanın size bir inanç, bir misyon ve bir değer yüklediğini görüyorsunuz. Ve bunu yaparken de adaletin, hakkın hakim olması için yapmak, yani Allah rızası için yapmanın bize ayrı bir motivasyon yüklediğini ifade etmek isterim. Bugünkü siyasetin içerisinde herkes bir makam ya da bir konum için hareket edebilir. Ama bizim kadınlarımız tek amacı vardır. O da bütün insanlığın saadeti için çalışmak ve bunu yaparken de hakkın hakim olması için, Allah rızası için yapmak. Yani bir karşılık, bunun karşılığı para, mevki, makam asla değil. Ne? Bütün insanlığın saadeti. Bütün insanlığın saadetinin de önce yaşanabilir bir Türkiye'den geçtiğini biliyoruz. O yüzden bütün il teşkilatlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, mahalle teşkilatlarımızla, sandık çalışmalarımızla birlikte biz bu ruhu bütün topluma aşılamak için uğraşıyoruz. Bunun da gerçekten Türkiye'yi dönüştüreceğine inanıyoruz. Neden dönüştüreceğine inanıyoruz? Özellikle son 20 yılda, belki de bunun son 10 yılında çok ciddi olarak partizanlığın, biraz önce söylemiş olduğum, Erbakan Hoca'nın şahsında görmüş olduğumuz siyasetçiyle devlet adamı olma misyonunu göremediğimiz bir süreci yaşıyoruz. Yani bu şu demektir, Cumhurbaşkanı'nın sadece bir partinin cumhurbaşkanı olması ya da sadece bazı insanları dikkate alması bu toplumu gerçekten ötekileştiren, bu toplumu birbirinden koparan bir unsur. Şimdi biz tutku olarak tekrardan yeniden özümüze dönmek için diyoruz ki hayır, biz bir siyaset yapıyoruz ama bunu devlet ahlakıyla, devlet aklıyla yapıyoruz. Devlet adamı olarak, çünkü devlet adamı deyince bu sefer kadınlar devlet adamı olmayacaklar mı diyecekler ama devlet adamı bir tabir olduğu için kullanıyorum. Devlet aklıyla yaptığımız için işte amacımız bu ve bu noktada insanları kimseyi ötekileştirmeden dinine, diline, ırkına, cinsiyetine, işte giydiği kıyafete, seçtiği, seyrettiği müziğe ya da sinemaya göre çalışmalar yaptığımız değil, bunların hepsini kapsadığımız Türkiye olarak 85 milyonun bu ülkenin sahibi olduğuna ve hizmet edilmeye hak ettiği bilinciyle hareket ediyoruz. Ve bu noktada da çalışmalarımızı biraz önce ifade ettiğimiz illerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz ve sandıklarımız noktasında yürütme gayreti içerisindeyiz, hamdolsun. Beyti Hanım, tabii birkaç dakikamız daha var, birkaç sorum da olacak müsaadenizle. 20 yıllık bir iktidar var ve size özellikle yöneltilen eleştirilerden, yani 20 yıldır biz birçok şeyi yaptık, Erbakan Hoca'nın hedef olarak gösterdiği deniliyor. Bugün sizin yapılmadığını veya yanlış yapıldığını düşündüğünüz şeyler neler? Erbakan Hoca'nın gösterdiği prensiplerle bugün yapılan veya yapılmayan? Hocanın prensibini başta saydım. 3. Önce ahlak ve maneviyat demişti. Bugün baktığımda ben kamusal alanda veya da siyasette bir ahlak göremiyorum. Dolayısıyla Erbakan Hoca'nın yolunda olduğunu söyleyemezler. Bugün Cumhurbaşkanı'ndan tutun milletvekillerine kadar ağza alınmayacak cümlelerle vatandaşı bu ülkeden kovmaya çalışıldığında bu Erbakan'ın yolu asla olamaz. Çünkü Erbakan, bırakın bir insanı ülkeden kovmayı, bu insanların en iyi, en güzel şekilde, yani insan onuruna yakışır şekilde yaşaması için mücadele etmiş bir insan. Gelelim, devam edelim. Kalkınmış bir ülke demişti Erbakan Hoca, maddi ve manevi kalkınma diyordu. Ülke satına yayılmış, bütün insanların doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Hakkari'sinden Edirne'sine, Sinop'undan Adana'ya kadar bütün insanların refahının ortalama, yani insanca yaşam koşulları içerisinde olduğu bir ülke demişti. Yani üreten bir ülke demişti. Peki soruyorum o zaman, bugün CİMER'in yayınladığı raporda kapatılmış fabrikaları kendileri ilan ediyorlar. O zaman hangi Erbakan'ın yolundan gidiyorlar diye soralım. Üçüncüsü, hocanın önemli düsturlarından bir tanesi şahsiyetli dış politika demişti. Özellikle komşularımızla. Peki soruyorum, hangi komşumuzla iyiyiz? O zaman soruyorum hükümete. Diyorum ki, Erbakan'ın yolundan gittiğinizi iddia ediyorsunuz. Peki ne yaptınız Erbakan'ın idealleri için? Maalesef hiçbir şey. Kapatılan fabrikalar, ötekileştirilen vatandaş, bütün ülkelerle düşman haline gelmiş, sadece kendisine Amerika'yı stratejik ortak ilan etmiş ve Avrupa'yı kendisine medeniyet yol haritası olarak kabul etmiş bir hükümetten bahsediyoruz. Bu hükümetin hocanın yolundan gitme gibi bir şey, bir iddiasının olması zaten komiğin ötesinde bir cümle olarak karşımıza çıkıyor maalesef.
Peki Beyti Hanım, diğer güncel konulara da geçmeden dün partinizin sosyal medya hesabından paylaşılan videonun başlığı dikkat çekiciydi. Erbakan'ın yolu bir yere kadar değil sonuna kadar yürünür denilmişti. Buna dair de birkaç cümle rica edeyim, diğer başlıklara geçelim. Evet, sonuna kadar, çünkü Erbakan'ın yolu sadece köprü yapmak değildir. Evet, köprü yapmak önemlidir. Erbakan'ın yolu sadece tünel yapmak değildir. Evet, önemlidir. Erbakan'ın yolu sadece cami yapmak değildir. Biraz önce saymış olduğumuz, bu ülkenin dışarıdan ithal ettiği değil, kendi ürettiği buğdayı, kendi ürettiği mercimeği, kendi ürettiği pirinci, kendi yetiştirdiği teknolojisi ve dışarıya gönderdiği doktorları değil, tam tersi beyin göçünü içeriye aldığı ülkenin hayali vardı ve biz bu hayalin gerçekleşmesi için yola düşmüş insanlarız. Biz sadece Erbakan'ın yolunu iki köprü yaparak, üç tünel yaparak olacağına inananlardan değiliz. Çünkü bugün gördük ki biz işte deprem bölgesinde ya da enflasyonun çok ciddi arttığı, ekonominin çöktüğü dönemlerde asfalta ekmek banıp yiyemedik. Çünkü biz buğdayda Ukrayna'ya bağlıyız maalesef. Mercimekte Kanada'ya bağlıyız. Halbuki mercimeği Kanada benden alıp götürüp kültür haline getirip bana sattı. Dolayısıyla biz sonuna kadar, ömrümüzün sonuna kadar, son nefese kadar ve Erbakan'ın ideallerinin yarısını, üçte birini, beşte birini değil, hepsini önceleyerek bir insanca yaşamın olacağına inanıyoruz. Yani 3-5 kişinin kalkındığı bir ülke değil, 3-5 grubun kalkındığı bir ülke değil, 85 milyonun insanca yaşadığı ülkeyi bana veriyorsanız işte o zaman Erbakan'ın yolunda sonuna kadar gitmişsinizdir. Ya da Erbakan yaşlandı diye terk eden değil, ya da Erbakan bugün şunu yaptı, bunu yaptı diye eleştiren değil. Erbakan'ın yaptıklarını anlayarak bu millet için ne kadar faydalı olabilirim, nasıl faydalı olabilirim matematiğini ve mantığını geliştiren. Yani iktidarda kalmak için her şeyi yapan değil, bu millete hizmet etmek için elinden geleni yapan bir hükümet ya da insanlar Erbakan'ın yolunda sonuna kadar olabilirler. Bunun harici sadece romantizmdir. Bunun ötesi sadece algı yönetimidir. Başka bir şey değildir maalesef. Ve milletimiz de, özellikle gençliğimiz, Erbakan'ı anlamakla Erbakancı olmak arasındaki farkı da çok iyi görüyorlar. Beyti Hanım, tabii merhum Erbakan yola çıktıktan sonra birçok zorlukla veya adeta çelme takılma durumu söz konusu olurken, belki de en büyüğü ve Türk siyasi tarihine de kara bir leke olarak geçen 28 Şubat hadisesi söz konusu ve bugün de yıl dönümü. 28 Şubat'ta sadece merhum Erbakan'ın, Refah Partisi'nin mi önü kesildi, yoksa neler engellenmiş oldu? Refah Partisi'nin önü kesildi, çünkü Refah Partisi'nin daha sonraki raporları okuduğumuzda, Avrupa kaynaklı ya da diğer kaynaklı raporları okuduğumuzda, aslında sonraki yıllarda tek başına iktidar olacak. İktidar olduğunda da aslında ranta giden kaynakların kapanacağını görüyoruz. Dolayısıyla zaten 28 Şubat'ı yapanları düşündüğümüzde tam da bunların, yani evet laiklik tehlikesi adı altında bir şey yapıldı ama asıl çalışmanın, biz biliyoruz ki ranta giden kaynakların millete aktarıldığı için olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet, birileri bunların tellallığını yaptı maalesef ve bugün de bunun ceremesini çekiyorlar. 28 Şubat'ta kıyılan aslında bu milletin kendisiydi. Bunu söylemek istiyorum. Refah Partisi çünkü bu milletin özüydü. Bu millete hizmet edeceğini anladıkları için Refah Partisi'nin ya da Milli Görüş'ün önü kesildi. Bundan etkilenen bizler, binlerce insan, maalesef dönem geldi, işte devlete küstük, dönem geldi, arkamızı çevirdik. Ama şunu bildik ki biz bütün insanlığın saadeti için çalışıyorsak, tekrardan enerjimizi, ruhumuzu toplayıp bulunduğumuz yerde ne yapabiliyorsak en iyisini yapma gayretinde olmalıyız. 28 Şubat sürecinin mağdurlarından birisiyim. Bugün 28 Şubat sürecinin geçtiğini, işte hakların yerine verildiğini iddia ediyorlar. Ama benim hakkım hiçbir zaman verilmedi. Bunu da buradan hükümete ifade etmek isterim. Ben hala daha Saadet Partisi'nin bir bireyi olduğum için, AK Partili olmadığım için ama başörtülü olduğum için hala daha kendi nezdinde vatandaş olamamış bir insanım. Dolayısıyla başörtüsü problemi çözülmemiştir. Ya da hükümetin iddia ettiği gibi kadınlara her alan açılmamıştır. Biz hala daha maalesef ve maalesef sadece yandaş olanların kıymetli ya da vatandaş olduğu bir durumu yaşıyoruz.
O yüzden hükümete buradan sesleniyorum. 28 Şubat süreci evet birileri bin yıl sürecekti demişti, sürmedi. Ama hükümet bunun bugün bir şekilde bitirdiğini ifade ediyor. Ama ne yazık ki bitmediğini biz hayatımızda yaşamış oluyoruz. Çünkü biz hala daha kaynakların eşit paylaşılmadığı, adil olunmadığı, adilce paylaşımın olmadığı, ben bir yere gittiğimde sürekli dayın kim sorusununla karşı karşıya kaldım. Ya da benim çocuğumun, gençlerimizin gittiğinde senin referansın kim ya da ne kadar para verebilirsin sorusuyla karşılaştığımızda, o zaman demek ki 28 Şubat süreci evet belki görünüşte bitti ama hükümetin nezdinde ne yazık ki hala daha ötekileştirdiğimiz bir süreci yaşamanın üzüntüsünü yaşıyoruz ki bugün deprem bölgesinde yapılanları, konuşulanları, yapılmayanları gördükçe bunun devam ettiğini görmüş olmaktan ve işin garibi de bunun mağduru olan bir hükümet tarafından bilmeden diyeceğim çünkü bilerek yapmak başka bir yere gider. Bilmeden buna çanak sunmuş olması kadar bizim için üzüntü verici bir durum yok. 28 Şubat süreci geçti ama benim üzerimden hala başörtüsü üzerinden, benim dini duygularım, milletin dini duyguları üzerinden siyasetin yapılmış olması aslında 28 Şubat mantığının kalmış olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkıyor maalesef. Beyti Hanım, çok önemli bir konuya değindiniz. Yani 28 Şubat darbe zihniyetinin AK Parti ile birlikte devam ettiğini mi ifade ediyorsunuz? 28 Şubat zihniyeti demeyelim. Ben çünkü eğer böyle dersek bu bir hıyanet olur. Çok ciddi bir yargılama da olur. Ama hükümet farkına varmadan diyelim biz buna gene. Çünkü diğer türlüsü bizim siyasi ahlakımıza sığmaz. Çözmesi gereken meseleleri, yani 28 Şubat sürecinin getirmiş olduğu meseleleri çözmediğini ifade etmek istiyorum. Yani bunu devam ettirdi cümlesi çok ağır ama çözmedi. Başörtüsü meselesi çözülmedi. Ben evet bugün kamusal alana başörtülü gideceğim ama bununla ilgili bir kanun yok. Kanun teklifi getirildiğinde AK Parti dedi ki sen yaparsa bunu sadece ben yaparım. Hayır. Bu ülke için iyi kim yapıyorsa bizim onun destekçisi olmak gerekiyor. Erbakan Hoca işte bunu yaptıydı. Yani şunun yapması bunun yapması değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar şunu hatırlaması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı benim de Cumhurbaşkanım, sizin de, AK Parti'nin de, MHP'nin de, CHP'nin de. Yani 85 milyonun Cumhurbaşkanı. Bunu hatırlaması gerekiyor. Bunu hatırladığı zaman işte o zaman başörtüsü problemini çözebilir. O zaman ekonomideki adaletsizliği çözebilir. Ya da dayısı olmadığı için işe alınmayan gençliğin problemini çözebilir. Ya da KYK'larda kalan, üniversitede okuyan öğrencilerimize biz kredi değil, burs verme imkanını oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla bu zihniyetin devam etmesi değil. Cumhurbaşkanının kesinlikle 85 milyonu kendi vatandaşı kabul etmesi gerekiyor. Biz bunun olmadığı takdirde o sürecin farkına varmadan devam ettirildiğini görmüş oluyoruz. Bunu söylemek istedim. Yoksa tekrar ifade edeyim, çok hoş olmayan bir durum olur. AK Parti 28 Şubat sürecini devam ettiren bir parti olarak adlandırdığımızda haksızlık etmiş oluruz. Ama yaptığı politikalar ne yazık ki ve ne yazık ki bugün geldiğimiz süreçte farkına varmadan bu politikalara çanak tutar duruma geldiler. Peki, teşekkür ediyorum. Beyti Hanım, tabii bir taraftan da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Siz de bölgeye gidip ziyaret ettiniz. Maalesef depremde en çok mağdur olanlar kadınlar ve çocuklar oldu. Eksikliklere ilişkin tartışmalar var. Gün geçtikçe bazı skandal diyebileceğimiz olaylar da yaşanıyor. İlk değerlendirmenizi alayım, daha sonra sorularımı yönelteyim. Bölgeye biz sanıyorum bir hafta sonrasında gittik. Evet, 8. 9. ve 10. günler bölgeye intikal ettik. Hatay, Adıyaman, Maraş Türkoğlu ve geçerken o bölge üzerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın işte Pazarcık ve işte Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinde görme imkanımız oldu. Yani bölgenin bir çoğunu gördük. Tabii öncelikle bir insan olarak duyguları ifade etmek hiç kolay değil. Bir başkan olarak ifade etmek kolay değil. Çünkü bu bölgede 13 milyon insanımız, 18 bin teşkilat mensubumuz var. Aynı zamanda kadın kolları il başkanlarımız var. Ve her birinden haber almak, sesini duymak, çırpınmak ve buradan bir şey yapamamanın aciziyetinin çok yoğun yaşadığımız bir döneme yaşadık. Arıyorsunuz, insanlara ulaşamıyorsunuz, arıyorsunuz.
enkaza başında, enkazın içerisinde olduğunu biliyorsunuz ama ne kendine sağ ne de diri, ne diri ne de ölü olarak ulaşabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten bizi yıpratan, yoran süreçlerdi. Ama bölgeye gittiğimizde koordinasyonsuzluğun ne demek olduğunu gördük. Ya da izin verilmemesi gereken alanlara ev yapılmasına izin vermenin ne demek olduğunu gördük. Yani insanın betondan kıymetsiz olduğunu görmüş olmanın üzüntüsüyle döndük. Ama şununla döndük buradan bunları görmüş olarak. Bu milletin Saadet Partisi'nin ihtiyacı var. Çünkü bu milleti insanı temel alan bir görüş ve bu görüşün kesinlikle iktidar olması gerekiyor ki insanımızın her bölgede insanca yaşasın. Türkiye bir ne diyelim afet ülkesi, depreminden, sel felaketinden, heyelanından, yangınlarından hani sürekli bunlarla yaşayan bir ülke. Ama şunu görmüş olmak çok üzüntü verici. Bir, biz deprem ülkesiyiz, toplanma alanlarımız nerede? Biz deprem ülkesiyiz, depremi tahmin etmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama depremden sonra siz kurumları fonksiyonsuz hale getirmenin acısını yaşıyoruz maalesef. Biraz önce ifade etmiş oldum. Cumhurbaşkanı bütün yetkileri kendinde toplayarak aslında bize şunu söylemişti, hatırlayalım Cumhurbaşkanı referandumda. İşleri hızlandırmak, kolaylaştırmak, daha kolay çözmek için. Ama geldiğimiz nokta maalesef bu değil. Cumhurbaşkanı izin vermediği için yardımların yapılmadığını, Cumhurbaşkanı izniyle yangınların söndürüldüğünü, Cumhurbaşkanı'nın izniyle bölgelerin kurulduğunu, bu olmaz. Biz bir devletiz, Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti olarak 100. yılımıza giriyoruz ama biz 2000 yıllık devlet geleneğine sahip bir milletiz. Bizim devletimiz bakidir, bunu çok iyi biliriz. Ve devletin baki olması da devletin kurumları aracılığıyla gerçekleşir. Ne yazık ki biz devletin kurumlarının fonksiyonsuz hale getirilmiş olduğunu tekrar tekrar görmenin ve o bölgelerdeki insanların da acılarını yaşayamayacak durumda olmalarının hepsinin üzüntüsünü karmakarışık duygular içerisinde yaşamak zorunda kaldık. O yüzden buradan sesleniyoruz. Allah rızası için bu milletin her bir vatandaşı çok kıymetli, çok değerli. Çünkü bu topraklar sadece o çevresini çizdiğiniz topraklarla toprak olmuyor. Evet, satı belli ama milletiyle birlikte vatan oluyor. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. 85 milyonla birlikte Türkiye Cumhuriyeti bir vatan haline geliyor. O yüzden bizim 85 milyon vatandaşımızın hepsi kıymetli, hepsi kurtarılmak için öncelikli ve önemli. Bizim ne yazık ki hükümetin bunu hiçbir şekilde önceden bir tedbir almadığı gibi sonrasında da hiçbir yönlendirmenin, koordinasyonun yapılmamış olduğunu görmenin üzüntüsüyle. Dediğim gibi oradaki yaşanan en kötüsü de neydi? İnsanlar 15, 20, 30, 40 tane ailesinden insanları defnetmişler ama acılarını yaşayacak durumunda değiller. Çünkü enkazdan çıkaramadıkları insanlar var, naaşlara ulaşamadıkları akrabaları, yakınları var. Ya da işte acısını yaşayamıyor çünkü o bölgede yapılması gereken o kadar çok iş var ki cenazesini defnedecek vakti yok. Cenazesinin yasını tutacak vakti yok. Yani biz insanımızı niye bu durumda bıraktık? Devletin aslı görevi vatandaşına hizmet etmektir. Vatandaşı da 85 milyon Türk vatandaşıdır. Bunun tekrardan yeniden hükümetin çok iyi anlaması, hatırlaması değil, anlaması gerekiyor. Çünkü bunu biliyor ama bunu anladığını çok düşünmüyoruz. Ve bizim gördüğümüz manzaralarda özellikle evet kırsal alanda yıkımlar var ama kalınmaması gereken, yerleşilmemesi gereken yerlere yerleşmenin cezasını, buna izin vermenin cezasını ne yazık ki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları millet olarak ödedik. Açıklanan 40 bin vatandaşımız inşallah artmaz tabii ki ümidimiz ama 40 bin, 41 bin, 42 bin artmaya devam edecek gibi görünüyor. Canımızla bunun ödemiş olduk. Bizim böyle bir bedel ödemeye ve böyle bir bedel ödetmeye bize kimsenin hakkı ve yetkisi yok. Beyti Hanım, tabii bir tarafta öncesinde alınmayan tedbirler ve bilançosu ağır olan bir depremle birlikte yara sarılma süreci olarak tabir ettiğimiz, bundan sonra hayatın normale dönmesi için de ciddi bir gayret söz konusu. Saadet Partisi olarak çocuklar, kadınlar başta olmak üzere en temel ihtiyaçlar noktasında hem parti olarak hem MİLKO kuruluşları olarak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Buna dair neler söylersiniz?
İlk günden itibaren zaten can suyu arama kurtarma ekibiyle birlikte AFAD'a yardımları olduğu arkadaşların Allah razı olsun. Yani ilk günden itibaren bir arama kurtarma çalışması içerisindeyiz. Hemen akabinde sivil toplum kuruluşlarına izin verdikten sonra bölgede hemen koordinasyon merkezleri oluşturuldu. Her bir ilde ve ilçede olacak şekilde. Partimiz, can suyumuz, AGD'miz, ÖDER'imiz, TEKDER'imiz, yeni adımız yani birçok MİLKO'muzla birlikte sahada bulunduk. Ve bunu yaparken de özellikle koordineli bir şekilde ne ihtiyaç varsa, siz buradan ihtiyacın A olduğunu düşünüyorsunuz ama oradaki ihtiyacın, oradaki insana sorduğunuzda aslında B olduğunu görüyorsunuz. Tam da işte bu noktada teşkilatlarımızı yönlendirdik. İşte Adıyaman'ın ihtiyacı şu, Hatay'ın ihtiyacı şu, Maraş'ın ihtiyacı bu. İşte buradaki ihtiyaçlar bu hafta buydu ama sonraki hafta buydu şekilde düzenli ve koordineli çalışmalar hem ana teşkilatımızda hem de kadın kollarımızda yürüttük. İlçedeki, illerdeki yani deprem bölgesindeki kardeşlerimizle sürekli irtibat içerisinde olduk. Yani yerelden sürekli bilgi alarak bu koordinasyonu sağladık. Çünkü burada düşündüğünüzde oradaki aynı olmadığını biraz önce ifade etmiştim. Koordinasyon merkezlerimizi de deprem bölgesini gezerken gezdik. Tam da söylediğimiz şekilde çalışmış olmalarını, çalıştıklarını gördük Allah razı olsun. Aslında bulundukları yeri sahiplenip tam da devlet aklıyla çalışmanın ne demek olduğunu, yani Milli Görüş'ün Saadet Partisi'nin olduğu yerde devlet aklının olduğunu görmüş olmanın da tabii ki buruk bir mutluluğunu yaşadık. Çünkü buruz gerçekten gördüğümüz, dinlediklerimiz, duyduklarımız, gördüklerimiz, duymadıklarımız, görmediklerimiz gerçekten canımızı fazlasıyla yaktı. Öyle zaman geldi ki kelime bulamadık, cümle bulamadık, duyguya karşılık bulamadık. Yani duyguyu ifade edecek, bunun karşılığı nedir dediğimiz kavramları bulamadık. Çünkü evet alan çok büyük, bunun farkında ve bilincindeyiz. Ama şunu da görüyoruz ki insan canının hiçe sayıldığı bir ortam asıl canımızı yakan bu. Çünkü ömrü biz İslam inancı üzeriyiz. Ömür bittiği yerde biter. Yani bu depremle de gelir, başka şeyle de gelir. Ama insan burada hani kader deyip geçtiler de kader değil, ciddi bir katliam vardı. Biraz önce ifade ettiğim Amik Ovası'na siz nasıl imar verdiniz? Şehir merkezleri deprem bölgesi olduğu halde nasıl izin verdiniz? Buralarda izin verdiniz, buraların bu kadar yüksek katlı olmasına nasıl göz yumdunuz? Ben size bir manzaradan bahsedeyim. Adıyaman'da bir bölge. Şimdi bölgelerin istemlerini yanlış söylerim diye söyleyemiyorum. Çünkü bölgeler birbirine karışmıştı. Ne neredeydi, nereyi gezmiştik, bazen onun şoku içerisinde dolaştık bazen sokakları. İki katlı binanın yanında 15 katlı bina. Ben anlayamadım yani iki katlı bina normalde olması gereken bu anlaşılan bölgede 15 katı nasıl izin verdiniz? Nasıl beni bir müteahhit olarak inşaat ustası ya da başka bir şey olarak belediyeye gidip de 15 katın iznini alacak duruma soktunuz? Evet bu yıkımlardan biz genellikle işte müteahhitleri, yapı denetimcileri sorumlu tuttuk. Evet çok büyük bir sorumlulukları var. Asla inkar edilemez. Çünkü ben şunu da görmüş olmanın üzüntüsünü duydum. İnşaatçı bir aileden geliyorum. Yani inşaatı az çok bilip görmüş, babamla konuşmuş, etmiş bir insanım. Yani evet. Demirden de az çok işte tuğladan da anlarız bu noktada. 20'lik demirin olması gereken yerde 12'lik demiri tabii ki anlayamam. Ama öncelikle anlayamadığım şu, bu bölgeye biz nasıl izin verdik imara açılmasına? Bu bölgeye nasıl izin verdik 15 katlı, 20 katlı binaların yapılmasına? Antakya'yı gördüğümde şok oldum. O kadar koca binalar ve buranın zemininin sağlam olmadığını bildiğimiz halde biz buraları nasıl imara açtık? Malatya hakeza, Maraş hakeza, Osmaniye'ye gidiyorsunuz diyorsunuz ki kırsaldan geçerken hiçbir şey yok ama merkez neresi yıkılmış? Merkez cadde yani büyük binaların olduğu yerler. Biz deprem bölgesiyiz bunu çok iyi bileceğiz ama şuna inanıyoruz. Deprem bölgesindeki biz müteahhiti, ustayı evet suçları var, haksızlıkları var, adaletsizlikleri var ama adalet devletin sağlayacağı bir şeydir. Devlet bana göre, size göre, bir başkasına göre kanunları değiştirir ya da uygulamazsa işte insanlar işlerini görmek için maalesef adaletsiz ve haksız şeylere yeltenir. O yüzden öncelikle getirmemiz gereken devletin yani kamusal ahlak. Kamusal ahlak bu ülkenin en büyük problemlerinin başında gelmeye başladı. O yüzden Saadet Partisi olarak bizim üzerinde durduğumuz en önemli mesele budur. Kamusal ahlak yani
Bugün iktidarın ahlaklı, yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun asla düşünülmediği bir sistemin kurulmasıdır. Siz yolsuzluğu normal, yolsuzluk yapmayana mahalle baskısı yaparsanız toplumun geleceği nokta budur. O yüzden biz balık baştan kokar ama balık aynı zamanda da baştan düzülür mantığına inananlardınız. O yüzden hükümetin bir an önce kendine gelip en azından oluşan mağduriyetleri gidermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız dün Adıyaman'da helallik istedi. Adıyamanlılara sorduğunuzda helal etmiyorlar maalesef. Ben de o bölgede yaşasaydım helal etmezdim. Çünkü merkez mahallelerini gezdiğinizde 3 gün sonra ulaşılan enkazları duyduğunuzda neyi helal edeceksiniz diye düşünüyorsunuz. Ya da hala daha 9. 10. günde kırsala ulaşılmadığını görmüş olduğunuzda neyi helal edeceksiniz diye düşünüyorsunuz. Evet, bir hatanız olduğunu kabul ediyorsunuz. O zaman bu hatayı ortadan kaldıracak ve bütün insanlığı, bütün bölgedeki insanları kapsayacak politikalar yürütün. Ben anlayamıyorum Yunus Bey, işte Mart ayında inşaatların temelleri atılacak. Ya ben deprem ülkesi, nereye atacaksınız bu bölgede, nereye yapacaksınız, kimler yaptıracak? Ve bir program yapıyorsunuz, bağış topluyorsunuz, 100 milyar bağış yapanı 150 milyar vergiden düşüyor. Ya bu insanların oradaki önemli nokta da şuydu, biliyorsunuz SMS'lerle bağış aldılar, herkes böyle çok yapılan bağışlara odaklandı. Ben şuna baktım. Millet olarak işte 50 lira üzerinden bir SMS çalışması vardı. Ne kadar evet. Yani milletin gücüyle biz o yoğunlaşmış iktidarın beriye bir yerlere getirmiş olduğu elitlerin gücü arasında çok büyük bir dengesizlik gördük. Bu dengesizliği kabul etmemiz mümkün değil. Ve bu dengesizliğin devam edeceğini görmüş olmamız da bizim asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. O yüzden bu milletin hepsinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, A Holding'in kişisinin hakları neyse benim haklarımın da o olduğunun bilincinde hareket edilmesi gerekiyor ki bu ülkenin yaraları sarılsın, yoksa bu ülkenin yaraları maalesef gene aynı mantıkla, beton mantığıyla sarılmayacağını çok iyi bilincine ve farkındayız. Yardımlardan bahset. Buyurun. Bir şey diyeceğim. Buyurun. Cansever Hoca'nın bir çalışmasına denk geldim. 99 depreminden sonra Cansever Hoca çok büyük bir ekiple birlikte, Turgut Cansever biliyorsunuz ki gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği ender mimarlardan bir tanesi. Bu toplumun hem sanat ruhunu hem kültür ruhunu çok iyi anlamış ve bu yönde de çalışmalar yapmış birisi. Allah kendisine rahmet eylesin inşallah. Hoca 99 depreminden sonra büyük bir grup oluşturuyor. Listede mimarından, inşaat mühendisinden, sosyoloğundan, psikoloğundan, ilahiyatçısına kadar oluşan bir liste. Depremden İstanbul'u nasıl kurtarırız, nasıl afeti azaltırız diye çalışmalar yapılıyor. İşte köyler inşa ediliyor. Çok harika. Aslında hani önceden paylaşmış olsaydık o yapmış olduğu çizimleri burada paylaşmayı çok isterdim. Tam insan onuruna yakışır şekilde yaşam. Hoca çalışmayı 2009'da tamamlıyor ve Cumhurbaşkanı'na konuyla ilgili görüşmek üzere bir haber gönderiyor, bir mektup yazıyor. Ama ne yazık ki karşılığı yok. Ondan sonra da Cansever Hoca'yı zaten kaybediyoruz. Şimdi dolayısıyla bizim insanın önemli olmadığı gibi, bilim adamının da bilimin de önemli olmadığı bir ülke yaşıyoruz maalesef. Lütfen yeniden şehirler kuracağız. Yeniden insanları tabii ki ve en önemli istediklerimizden bir tanesi de yöre halkının tekrar yöreye dönmesi. Yöre halkı yöreye dönerken inşaat ve inşaatçıların, müteahhitlerin öncelendiği değil, insanın öncelendiği sistemin ve anlayışın hakim olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Biraz önce bağışlardan bahsettiniz. O bağış kampanyasından birkaç gün sonra bir bakanlık lüks araç kiralamaya ilişkin bir sanırım ihaleye çıkıyor. Yanlış hatırlamış olmayayım. Yani lüks olup olmaması önemli değil. Zaten en ucuz aracın 500 bin lira civarında olduğunu biliyoruz. Bu tabloya ilişkin ne söylersiniz? Ya biraz önce söyledim ya Yunus Bey, bazen cümleler bitiyor. Yani hani şey vardır ya, bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Yani bir tarafta gidiyorsunuz, bakanları gönderiyorsunuz, ağlıyorsunuz, insanların başını okşuyorsunuz, işte okşuyormuş gibi yapıyorsunuz. Ondan sonra bir tarafa gidiyorsunuz, muhalefete ya da sizi eleştirenlere çok çirkin kelimelerde kullanıyorsunuz. Sonra bağış topluyorsunuz ama gidiyorsunuz bir tarafta devletin kaynaklarını başka yerde çarçur ediyorsunuz. Yani bunun ben hangi akıl tutulması, ya akıl var mı zaten onu sormak lazım.
O yüzden Genel Başkanımızın bir cümlesi var. Onunla karşılık vereyim. Allah akıllı fikir versin. Beyti Hanım, tabii yaklaşık 40 dakikadır konuşuyoruz ve hep ümitsizlik veya bugün yaşanan durumlar üzerinden konuştuk. Siyasetin sayacı da işliyor ve erken veya zamanında bir seçimde söz konusu ekonomik, sosyal birçok alanda yaşanan durumlar bir tarafa, bir tarafta da bunların çözümü için bir arayış söz konusu. 2 Mart'ta partinizin genel merkezinde gerçekleşecek olan Millet İttifakı'nın toplantısı da var. Son birkaç dakikayı hem seçim çalışmasına ilişkin ne durumda, neler var, hem de insanların ekonomik, sosyal, psikolojik olarak çok ciddi travmalar yaşadığı bu süreçlerden kurtulabilecek mi veya nasıl kurtulara dair sizden birkaç kelam rica edeyim. Bu ülke küllerinden yeniden doğar. Elhamdülillah kül halinde değiliz. Bir kere önce bunu görelim. Çünkü biz her afet anında bir araya gelmesini bilen ve gelirken de bütün farklılıklarını bir kenara bırakabilen bir milletiz. Bunun çok iyi bilincinde ve farkındayız ki üzerimizde oynanan oyunun tam da bunun farklı olduğunu daha önceki konuşmalarımızda ifade ettik. Ama biz inancımız gereği, kültürümüz gereği, medeniyetimiz gereği bir araya gelmeyi bilen ve bunu başaran bir milletiz. Dolayısıyla tam da Millet İttifakı dediğiniz, parça 2 gün sonra misafir edeceğimiz 6 genel başkanla bir araya gelişimiz de tam budur. Bu milletin aslında bir araya gelebileceğini, bu milletin faydası için, refahı için, kalkınması için, bu vatanın topraklarının milletiyle birlikte korunması için elini taşın altına koyduğunun göstergesidir. Biz evet, tablo çok umutsuz çünkü 20 yıllık süreç içerisinde ne yazık ki özellikle son dönemlerde umut verici hiçbir şey yaşayamıyoruz iktidarla birlikte. Ama şunu biliyoruz ki bu milletin kaynakları, hem yeraltı kaynakları, hem yerüstü kaynakları, hem de beşeri sermayesi doğru, isabetli, liyakatli bir yönetimle yönetildiği zaman bu millet, Türkiye Cumhuriyeti, dünya Avrupa ülkelerinde değil, dünyada lider ülke olur. Bunu söylerken bunu nasıl yapacaksınız sorusu hep soruluyor. Bunu nasıl yapacağız? Bir, biz önce siyasete bir ahlak ve etik getireceğiz. İki, devletin kurumlarının fonksiyonunu tekrar kurumlara vereceğiz. Üç, bu fonksiyonu tekrar verirken liyakati esas alacağız. Uzmanlığı esas alacağız. Bilimi esas alacağız. Hurafeleri ya da yandaşlığı asla değil. Dolayısıyla bunların esas alındığı ve adaletin bunların temeli olduğu hükmünü ortaya koyduğunuz zaman bu ülkenin kalkınmaması için hiçbir bahane yoktur. Bu ülkenin kaynaklarını incelediğinizde gerçekten ciddi bir gücü olduğunu, biraz önce ifade ettiğim yeraltı, yerüstü ve beşeri kaynakları. Bunun altını çiziyorum çünkü bunu herkes görmezden geliyor. Çünkü gençleri biz her şeyi şunu beğenmiyor, bunu beğenmiyor diyoruz. Ama biz gördük ki afet durumunda bölgeye ilk koşan o beğenmediklerini ifade ettikleri, benim çok takdir ettiğim ve çok beğendiğim aslında gençlikte. Dolayısıyla sorumluluk verdiğinizde, bu kaynakları doğru yönettiğinizde Türkiye'nin lider ülke olmaması sadece beceriksizliktir. İşte hükümetin yaptığı budur. Biz bunu becerebileceğimizi tarihimizde kanıtladık. Bundan sonra da kanıtlamaya devam edeceğiz. Çünkü biz bütün insanlığın saadeti için çalışan, özellikle de yaşanabilir bir Türkiye'nin inşa edilmesi için her çalışmasını bu amaçla yürüten bir teşkilat olarak bu masada yerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Peki Beyti Hanım, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem TV5'e hem de sizlere hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Sevgili seyirciler, Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beyti ikinci yayın konuğumuzdu. Merhum Erbakan'ın vefatından depremde yaşanan sürece ilişkin birçok konuyu konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından değerli konuklarımızla günden yansıyanlara devam edeceğiz. Yansıyanlar devam edecek. Bütün Batı hukuku toplam 10 bin meseleden ibarettir.
Ama sadece İmam-ı Azam'ın çözümlediği ve hüküm verdiği mesele 100.000'in üzerindedir. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. 27 Şubat 2011 tarihinde vefat eden ilim, kültür, siyaset, devlet ve dava adamı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz. Radyo Gençlik mobil uygulaması yayında. Canlı yayın programlarımıza mesaj ve isteklerinizi anında ulaştırabilirsiniz. Kaçırdığınız programların tekrar bölümlerini arşivimizden istediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederken YouTube kanalımızdaki en yeni videoları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Apple Store ve Google Play Store'dan Radyo Gençlik mobil uygulamasını indirerek yayınlarımızı 24 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz. Güvenli ve hesaplı alışverişin yeni adresi Milli Market'te fırsat günleri devam ediyor. Onlarca marka, yüzlerce seçenekle, eşarp ve şal çeşitleri %50'ye varan indirimlerle Türkiye'nin yeni alışveriş alışkanlığı Milli Market'te. Milli Market, bereket burada. Türkiye'nin ilk doğal organik temizlik ve kozmetik ürünleri Spami %30'luk avantajlı fiyatlarıyla şimdi millimarket.com.tr'de. Milli Market. Bereket burada. En büyük depremlerden biriyle karşı karşıya kaldık. Biz 85 milyonluk dev bir aileyiz. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz. Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Futbol ailesi olarak hepimiz omuz omuza verip iyilik için yarışalım. Evsiz kalanlara beraber yuva kuralım. Şimdi sıra sende. Kaybedecek hiç vakit yok. If you have something to donate to make any gesture count, just do it. Every donation makes a difference. Omuz omuza kampanyamıza destekleriniz için hepinizi 1 Mart Çarşamba günü ekran başına bekliyoruz. Yansıyanlar devam ediyor.
Dünden yansıyanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Hem deprem bölgesindeki son gelişmeleri hem de gün içerisinde yaşanan gelişmelere dair bağlantılarımız olacak. Aynı zamanda haberlerimizi de aktarmış olacağız sizlere. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 31 binanın yıkıldığı depremde 2 kişi hayatını kaybederken 140 kişi yaralandı. Bölge sabah saatlerinde bir kez daha 4.1 ile sarsıldı. Malatya'daki 5.6'lık depremden bir acı haber daha geldi. Can kaybı sayısı 2'ye çıktı. 27 Şubat'ta Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 31 bina yıkılmıştı. Yıkılan binaların 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralandı. 40 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde binaların yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 9.38'de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Profesör Doktor Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Ve Karakoçan Nazimiye paylarından yani bilim adamı olarak endişe etmemiz gerekiyor. Depremin Malatya fayına paralel bir hat üzerinde olduğunu belirten Görür, bu fay MTA haritasında çizilmemiş yeni bir fay olabilir ama daha önce olmuş 7.6'lık depremin bu bölgeye yüklenmesi sonucu olduğu kesin ifadelerini kaydetti. Çünkü iki tane büyük deprem oldu, oralara enerji transfer edilmiş olabilir. Maraş, Hatay, Malatya derken İzmir'de de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Foça'da saat 21.22'de meydana gelen deprem sonrası İzmirliler geceyi parkta kurdukları çadır ve araçlarında geçirdi. Öte yandan 6 Şubat'ta meydana gelen depremde çalışma yürüten ekipler, Malatya'da 14 yaşındaki Beyza Yetiş'in kurtarılması için titiz bir çalışma başlatmıştı. Beyza, ben nereden geliyorum? Van'dan geldim. Yok. Arama kurtarma ekibinden bir personel, Van depreminde yaşadıklarını anlatarak enkaz altındaki çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. Bak yukarıda madenci abilerim var, onlar da bekliyorlar seni. Biz şimdi buradan seni çıkaracağız. Kütahya'dan var, Domuzdak'tan var. Madenci, madenci abilerine vereceğiz. Bacağımı onlar... hissetmiyorum ki nasıl çıkacağım? Biz çıkaracağız seni ya. Abi gözümüzü açıyoruz. Hiç evet. Sabah olmuyordu. Çok kötü abi. Beyza kurtarılmıştı. Polis arama kurtarma ekibiyle Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan polis memuru Metin Gencer ise yaşadığı anları gözyaşlarıyla anlattı. Abi dedi çok ürkütücü dedi. Gözümü açıyorum dedi sabah olmuyor dedi. Dört... Dört gündür ikinci katta hiç güneş olmamış ondan hep böyle karanlıktı. Depremden en çok etkilenenler çocuklar oldu sevgili seyirciler. Beşiktaş taraftarları Antalya Spor maçında binlerce oyuncakla eşit sahayı donattı. Depremzede çocukların yüzünün bir nebze olsun gülmesi için afet bölgesinde de çalışmalar canla başla devam ediyor. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Beşiktaş'ın Antalya Spor'la oynadığı Süper Lig maçında depremzede çocuklar unutulmadı. Siyah beyazlı taraftarlar getirdikleri binlerce peluş oyuncağı sahaya attı. Bu oyuncak sana arkadaşım kampanyası ilk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4. dakika 17. saniyesinde oyun durdurularak Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı eşliğinde oyuncakların atıldığı esnada scoreboard'ta da 11'in plaka kodu sergilendi. Aynı esnada üzerinde batıdan doğuya bu camia arkanızda başımız sağ olsun yazılı pankart açıldı.
Depremlerden etkilenen çocuklara afet bölgesinde de destek aralıksız sürüyor. Konya İl Halk Kütüphanesi'nin gezici tırı Konya'dan Afşin'e gitti. Görevliler depremzede çocuklara kitap okuyup çeşitli etkinliklerle depremin acısını unutturmaya çalışıyor. Bu deprem felaketinden dolayı da şu anda Maraş Afşin'deyiz. Depremin acılarını unutmak için kitap okuma, boyamama, etkinlikler olsun, milli eğitim, Esenyurt milli eğitimle diyalog halinde televizyon gösterileri, çizgi film gösterilerini yapıyoruz. Malatya'da da çocukların yüzlerini güldürmek için gayret veriliyor. Hadi elma topluyoruz. Malatya'daki geçici konaklama alanlarına giden Van Devlet Tiyatrosu sanatçıları sergiledikleri oyunlarla çocukların ve ailelerin depremin etkisinden kurtulmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Tamamen burası için hazırladığımız bir proje. Onlarla birlikte aktif olarak hareket edebilmek için, daha interaktif bir iş yapabilmek için hazırladığımız bir proje. Çok güzel anılar biriktiriyoruz, onu söyleyebilirim. Çocuklarla bir arada olmak şu anda çok güzel. Kendimiz için de onlar için de bir şey yaptığımızı hissediyoruz ve çok mutluyuz burada olmakla. Yıldız gittikleri her yerde çocukların psikolojisini anlamaya çalıştıklarını belirtti. Kimisi çok coşkuyla karşılıyor, kimisi küçük küçük tepkiler veriyor. Ama katılmayan çocuk yok diyebilirim. Ve onlara oyun arkadaşı olmak aslında amacımız. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde sağ kurtulanlarsa hayata tutunmaya çalışıyor. Sevgili seyirciler, yeni yeni dükkanlarını açan vatandaşlar olurken diğer taraftan yardımseverlerle birlikte depremzedeler için de çalışmalar yapılıyor. İşte o görüntüler. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Biri 7,7, diğeri ise 7,6 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma neden oldu. 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Depremin etkilediği 11 il hayalet kente döndü. Bir taraftan yaralar sarılmaya çalışılıyorken bir taraftan da normalleşme başladı. Şanlıurfa'dan gelen bir grup berber ve kuaför, Adıyaman'da kurulan çadır kentte AFS'lilerin tıraşını ve kişisel bakımlarını yapıyor. 90 tane erkek berberi, 30 tane de bayan kuaförü, 120 kişi ekiple Adıyaman'daki depremzadelerin saçlarının bakımına geldik. Bana da böyle utanaraktan tıraş olmak istiyor ama bize söylemeye çekiniyor. Yani buradaki insanlara tıraş etmek gerçekten de çok gurur verici. TCDD Pazarcık Tren İstasyonu'nda görevli çekici operatörü Ahmet Turan Akbaş, yıkılan lojmanın enkazında eşiyle 12 ve 17 yaşlarındaki kızlarını yitirdi. 5 kişilik bir ailem vardı depremden önce. Şu an 2 kişi kaldı. Evladım, 2 kızımı ve eşimi depremde kaybettim. Ahmet Turan Akbaş, kurtarılan 19 yaşındaki oğluyla hayata tutunmaya çalışıyor. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Dediler işte içeride kimse var mı? Yani o ses... İnanın ki öyle bir ses ki yani dünyanın en güzel sesi gibi geldi o zaman. Benle oğlum kaldık işte birbirimize. Allah bizi birbirimize bağışladı. Onları da Allah bize emanet etmişti. Emanetlerini geri aldı. Malatya'da esnaf normalleşmek için kepenk açıp işlerinin başına geçmeye başladı. Aynen kelime kelime Vali Bey'in dediğini günde 1000 müşteri bana söylüyor. Ya bize bir umut oldun dediler. Yani şu dükkanın ışığın yanması, şurada hizmet olması. Yeniden bize bir şey geldi. Yani böyle hayatın devam ettiğini anladığını söyledi insanlar. Günde belki yüzlerce kişi aynı kelimeyi söylüyor. Artık insanların bizim dükkanımızdaki hani zaruri ihtiyaçları var. Çamaşır, giyim. Bunları karşılamaları için dükkanımızı açtık. Çok şükür dükkanımızda da bir sıkıntı yoktur. İstanbul'da hayırsever bir aile, 30'inli çocuğu olan depremzede aileye evini açtı. O ara Muhammed psikolojikmen etkilendiği için saldırmaya başladı, vurmaya başladı, saçımızı yolmaya başladı. Bu süreçte ben çocuğumu hiçbir yerde tutamazdım. Depremde evimi kaybetmedim, çocuğumu kaybettim. Çocuğumun yaşam alanı gitti. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evleri depremde kısmen yıkılan annenin sosyal medyadan yaptığı çağrıya karşılık veren, kendisinin de otizmli çocuğu olan hayırsever aile, İstanbul'da boş olan evini depremzede aileye tahsis etti. Benimle aynı yaşantıyı yaşayan bir aile, empati kurarak, yine otizmli bir aile, ben evimi vermek istiyorum dedi. Ev bulundu, 2 gün okul ayarlandı ve ben çıktım, her şeyimi arkamda bırakıp çocuğumun eğitimi için buraya geldim. Bize Allah rızası için ücretsiz tahsis etti burayı. Yani sadece Allah rızası için, hiçbir şekilde bedel istemeden bizden. Mehmet, senin kulağın yara mı olmuş? Sevgili seyirciler, Gaziantep'te daha yıkılan binaların enkazı kaldırılmadan yeni inşaatlar için kepçe vuruldu. İşte görüntüler.
Bir yıl bize müsaade edeceksiniz. İnşallah bir yıl içerisinde biz bu kalıcı konutları Allah'ın izniyle yetiştireceğiz. Artçılar sürerken inşaata başlanmasın uyarısına rağmen daha enkaz altındaki tüm naaşlara ulaşılmadan ilk kepçe vuruldu. İnşaat süreçlerimizin, sözleşme süreçlerimizin yine Mart ayı sonuna kadar 14 bin bağımsız bölüm içerecek sürecini başlattık. Fakat 11 şehrin yeniden inşası için plan ve projeler ortaya konulmadan, uzmanlarla istişare yapılmadan apar topar harekete geçilmesi kaygı uyandırıyor. Yani zemin kalitesi nedir? Sıvılaşma var mı yok mu? Fay hattına olan mesafesi nedir? Tüm bu etütleri yaptıktan sonra yapmak suretiyle sözleşmelerimizi yapıp Mart başı itibariyle inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Ve bu süreci de 10 ilimizde eş zamanlı, ilçelerimiz dahil eş zamanlı yürütmeyi planlıyoruz. İlk aşamada 270 bin konut hedeflenirken orman ve meralarda yapılaşmaya açıldı. Artçıların halen sürdüğü Gaziantep'in Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde konutların temeli apar topar ihalesiz atıldı. Devletimiz ilk ihalesi olan konutlardan birisi burası. Nurdağ, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi. Hemen yarın şantiyeler başlayacak emri verilmişti. Biz emri yerine getiriyoruz, gereğini yapıyoruz. TOKİ 50 ile 2 ilçede ilk etap çalışmaları kapsamında 855 konut için kazma vuruldu. Hafriyat çalışmaları hız kazandı. İnşaatın 7 ayda tamamlanması bekleniyor. Devletimizin emriyle şu an burada 24 tane bina yapıyoruz. Sayede de 17 tane binanın temeline başlamış durumdayız. Artçıların sürmesi tedirginliğe yol açarken inşaatların ihalesinin yine hızlıca yapılması da dikkat çekti. Hem rezerv alanda hem de bugün burada bulunduğumuz Asi Nehrimizin kıyısındaki alanlarda inşaat sürecini yürütüp vatandaşlarımıza sözlerimizi tutuyor olacağız ki. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ağır hasar verdiği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helalleşme çıkışı ise dikkat çekti. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Efendim, iki günde bir şey yapmadık, helallik istiyorum. Değerli arkadaşlarım, hasta halkına kastetmenin helalliği olmaz. Helalleşir de ama önce sizin çıkıp milletten özür dilemeniz lazım. Helalleşmek ancak suçu, özrü kabul etmekle olabilir. Ben sana helal olsun diyorum Erdoğan. 100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyor musun? Helal olsun be. İki koca gün geçecek, insanlar ölecek, kalkıp diyeceksiniz ki ben sizden helallik istiyorum. Kimin helalliğini istiyorsun sen? Nasıl bir helallik anlayışıdır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ağır hasar verdiği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helalleşme çıkışı dikkat çekti. Binlerce insan, on binlerce insan Adıyaman'da, Hatay'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, her yerde son ana kadar devletin şefkat ve kudret elini bekledi. Sen ise Ankara'da bekledin. Bu halk size hakkını asla helal etmez, etmeyecektir de. Tırnaklarıyla, elleriyle, kollarıyla bir çektiğiyle bir kişiyi hayatta kurtarabilir miyim diye çırpınan insanlar, sen neyin helalliğini isteyeceksin? Muhalefet bölgeyi karış karış gezerken deprem öncesindeki hazırsızlığı, sonrasında da yaşanan koordinasyonsuzluğu sık sık eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaşanan eksiklik ve aksaklık için günler sonra Adıyaman halkından helallik istedi. Muhalefet helallik isteme, istifa et çağrısında bulundu. Bu itirafın gereği helallik istemek değil, istifa etmektir. Çünkü enkaz altında bıraktığınız bu milletten asla helallik alamayacaksınız. İstifa edeceksiniz ve hesap vereceksiniz. Siz halktan bir şey isteme konumunda değilsiniz. Halka hesap vermek zorundasınız. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.
Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil, ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten peş peşe tepkiler geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, helalliği kalanlardan değil, ihmalleriniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor ifadelerini kullanırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bu nasıl helalleşme diyerek tepkisini dile getirdi. Başını yastığa koyduğunda düşün, 2 gün, 3 gün, 4 gün canlı bir şekilde enkazın altında benim devletim güçlü ve bana yetişir, beni kurtarır diye bekleye bekleye son nefesini veren bir vatandaşımız, bir çocuğumuz, bir kadınımız, bir delikanlımız, bir yaşlımız acaba son nefesinde sana hakkını helal etti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istediği deprem bölgesi Adıyaman'da çocuklara para dağıttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkisi sertti. Bu görüntü normal değil, insan onuruna yaraşır bir muamele istiyor insanlar. Çadır, konteyner, ısıtıcı istiyor. Bir bariyerin arkasından ulufe dağıtır gibi verilen harçlığı değil. Erdoğan 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rize sel felaketinde de yurttaşlara otobüsten çay fırlatmıştı. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siz saygıdeğer hemşehrilerimize, Rizeli Güneysulu hemşehrilerimize çay ikram etmektedir. Afiyet olsun. Söylenecek pek de bir şey yok sevgili seyirciler. Depremler sırasında Ahbap'ın Kızılay'dan çadır satın alması sonrası tepkiler yükseldi. Halen vatandaşların çadır bulamadığı bir süreçte Kızılay'ın çadır satıyor olması tartışmaları beraberinde getirdi. İşte detaylar. 15.250 adet çadıra yükseldi çadır alımımız. Kaç? Bir daha söyler misiniz? 15.250. Bunun 2.050'si Kızılay'dan alındı. Yaklaşık 2050 çadırımız Ahbap Derneği tarafından arkadaşlarımız aracılığıyla Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. Millet çadır diye inlerken Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin 3. günü Ahbap'a 46 milyon liraya çadır satmış. Bunun adı rezalettir. Kızılay'ın 11 ilde yıkıma yol açan ve doğrudan 13,5 milyon insanı etkileyen deprem felaketinin 3. günü, deposundaki çadırları Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne parayla sattığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği 2050 çadırı Türk Kızılay'ının çadır üretmekten sorumlu şirketi Kızılay AŞ'den para karşılığında satın aldı. Kızılay Kahramanmaraş merkezi depremin 3. gününde çadıra en çok ihtiyaç duyulduğu günlerde elindeki çadırları deprem bölgesine göndermek yerine derneklere sattı. Arkadaşlarımız Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik. Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay'dan maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur. Hemen öğrendik 2050 çadır ve bu ihracat yapılmak üzere hazırlanan çadırlar bunlar. 2050 tane var hallerinde, 20 bin olsa satın alacağım. Sosyal medya hesabından yapılan karşılıklı açıklamaların ardından Kızılay Daire Başkanı Kerem Kınık, iddiayı canlı yayında doğruladı. Çadırların satılmasa da bölgeye gideceğini söyledi. Ahbap bunu zaten ikinci günde talep etmeseydi biz bunu zaten AFAD'a teslim etmiştik. Yani dolayısıyla o çadır oraya gidecekti. Çadıra ihtiyacımız var. Çadır gidiyor, AFAD'a gidiyor, çadır bulamıyoruz. Kaymakamlığa gittik, müracaat ettik, hala yok bir şey. Deprem bölgesinde hala çadır ihtiyacı sürerken, kuruluş görevi afetten etkilenen insanlara barınma sağlamak olan Kızılay, Ahbap'a çadır sattığı iddiasıyla gündeme geldi. Daha tartışma sıcaklığını korurken Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent ise AFAD ile Ahbap'ın bazı hesaplar tarafından karşı karşıya getirilmek istendiğini savundu. Hesaplar çıktı ve bu hesaplara da bu hesaplardan da bilgi alan Türkiye'de kendine alan yaratmak isteyen hesaplar var. Siz ona troll de diyebilirsiniz, başka bir alan yaratmak. Yani hükümetin mesela diyorlar ki işte Cumhurbaşkanlığı engeli. Cumhurbaşkanlığı en baştan iletişim dairesi bizleri de aradı. Bir sıkıntınız varsa gidin ya, orada bizlere destek oldu. Kızılay'ın çadır satmasına ilişkin ise bugün yine aynı şartlar olsaydı yine alırdım yanıtını verdi. Ayrıca Levent Kızılay Lojistik AŞ'den 30 bin adet gıda da satın aldığını duyurdu.
Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı. Kızılay Kurumu'nun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik AŞ'den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize. Kızılay Cemiyeti kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay'ı sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Depremde sadece binalar değil araçlar da hasar gördü. Yüzlerce hatta binlerce araç perte çıkarken bu zararın nasıl karşılanacağı ise merak ediliyor. Yüz binlerce araç pert oldu. Tamamı yani %80'i %90'ı pert araçların. Yani bundan sonrası artık eksperlerin verdiği karar ve servislerin verdiği kararlar bunlar. Depremin vurduğu 11 şehirde binlerce bina enkaza döndü. On binlerce araç da enkaz altında kaldı. Göçük altında kalan, çıkartılan araçları Hatay İl Emniyet Müdürlüğü olarak onların bildirdiği otoparklara, güvenli alanlara çekiyoruz. Yıkılan binaların altında kalan araçlar ağır hasar gördü. Kullanılamaz duruma geldi. Perte dönen araçların toplanması işlemleri de hızla sürüyor. Sürekli yani günlük 250-300 araç civarında çekiyoruz. Hurdaya dönen araçlar görevliler tarafından otopark ve boş arazilere çekiliyor. Üst üste konulan araçların görüntüsü depremin yıkıcı etkisinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Burada 500'e yakın galeri vardı, ona göre hesap et. Hiç arabası olmayan 10 tane arabası vardır. Burada müşteri araçları da yok. Herkes kendi araçları alıp sattı. Öyle bazen farklı yerlerden müşteri komisyon usulü satıyorlar da burada öyle bir şey yoktu. TÜİK'e göre deprem bölgesinde 3.1 milyondan fazla araç bulunuyor. Ancak bu araçların sadece %17'si kasko sigortalı. Yani otomobilden traktöre yaklaşık 2.5 milyon adet aracın kasko sigortası yok. Ayrıca hasarı kasko sigortalarından tazmin edebilmek için poliçede deprem teminatının da bulunması gerekiyor. Dar kapsamlı kasko poliçelerinde deprem teminatı bulunmuyor. Benim 4 tane ağır hasarlı aracım var. 4 tane de öyle hafif hasarlı. Bunlar, bu bina 3 katlıydı. Bizim üzerimize gelmiş evin. Ondan hasar oldu. Yoksa bizde çok bir şey olmayacaktı. Bundan dolayı da depremde hasar almış ve kasko sigortalı tüm araçların zararı karşılanamayacak. Yalnızca poliçesinde deprem teminatı olanların zararı karşılanacak. Bu da depremzedelere ciddi bir maliyet getirecek. Dost ve kardeş ülkelerden Türkiye'ye yardım seferberliği de sürüyor. Sevgili seyirciler, Pakistan'dan yola çıkan 21 tırlık yardım Malatya'ya ulaştı. Kahramanmaraş merkezi büyük depremlerin ardından dost ve kardeş ülkelerden Türkiye'ye yardımlar devam ediyor. Pakistan'dan 275 tonluk yardım malzemesi taşıyan 21 tırlık konvoy, depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'ya ulaştı. Ağırlıklı olarak kışlık çadırlar, battaniyeler ve diğer temel yardım malzemelerini taşıyan tır konvoyu 11 Şubat 2023'te Pakistan'dan yola çıkmıştı. Konvoyu Malatya Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Fazlı Corman, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Abbas Sarvar Kureyşi, Alay Komutanı Mehmet Bahtiyar ile AFAD ve yerel yönetim yetkilileri karşıladı. Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla kurtarma ekiplerinin taşınması ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için 6 Şubat 2023'te İslamabad ile Ankara arasında hemen bir hava köprüsü kurulmuştu. Bugüne kadar Pakistan'dan 20 uçakla Türkiye'ye yardım malzemesi ulaştırıldı. Deprem yardım malzemeleri taşıyan bir geminin de yakında Pakistan'dan Türkiye'ye hareket etmesi planlanıyor. Etkinlikte bir konuşma yapan Abbas Sarvar Kureyşi, Pakistan ve Türkiye'nin her koşulda birbirini destekleyen şanlı bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Başbakan ve Pakistan halkının istekleri doğrultusunda Pakistan'dan kardeş Türkiye yardımların tam bir iyileşme ve rehabilitasyona kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi. Her zaman Pakistan'ı dost ve kardeş ülke olarak bildik ve bilmeye devam edeceğiz. We always know Pakistan is our friend and brother. Geçmişten gelen dostluğumuzun ilelebet sürmesi dileğiyle diyor. Bütün Pakistanlı kardeşlerimize selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ederim. We wish this brotherhood and friendship continue eternally. This is a small token.
And you should not say thanks to Pakistani leaders. Bu sadece küçük bir ülke. Bu bizim sorumluluğumuz. We are not doing it for anybody else. We are doing it for our own brothers and sisters. Biz bunu kimse için değil, kendi öz kardeşlerimiz ve erkek ve kız kardeşlerimiz için. Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, tırların sadece yardım malzemesi değil, kalpleri Türk kardeşlerinin kalbiyle atan Pakistanlılardan yüz binlerce dua ve iyi dilekler getirdiğini söyledi. Pakistan halkına ve hükümetine bu zor zamanda hızlı yanıt verdikleri ve Türkiye ile dayanışma içinde oldukları için teşekkür etti. Sevgili seyirciler, deprem ve riskli binaların yıkımıyla birlikte halk sağlığını tehdit eden asbeste ilişkin tedbir alınması konusu bir kez daha gündeme geldi. Bu konuya ilişkin Kartal Belediyesi vatandaşların sağlığını tehlikeye atmamak için çalışmalarını sıklaştırdı ve binaların asbest incelemelerini yaptıktan sonra yıkımını gerçekleştiriyor. 11 ili etkileyen deprem sonrası asbest riskine ilişkin denetimler sıklaştırıldı. Halk sağlığı açısından önemli olan asbeste ilişkin önlemler alınıyor. Riskli yapıları yenileme çalışmaları yapan İstanbul Kartal Belediyesi yaklaşık 90 bin kişiyi deprem riskinden koruyarak riskli binaları yıktı. Vatandaşların sağlığını da önceleyen Kartal Belediyesi asbest denetim çalışmaları düzenliyor. Biz Kartal Belediyesi olarak denetime geldiğimizde önce yerleri tespit ediyoruz. Nerelerde olabileceğini tespit ediyoruz. 5 tane örnek seçiyoruz. Daha sonra lisanslı bir firmayla beraber burada sizin de gördüğünüz üzere özel kıyafetlerle, özel şeritler çekilmekte ve daha sonrasında ise burada numaralar alındıktan sonra bertarafı için ilgili firmaya, lisanslı firmaya bildirilmekte. Belediye asbest raporu gelmeden binaların yıkımını gerçekleştirmiyor. Tamamen burası asbestsiz diye bize bir rapor geldikten sonra biz diyoruz ki binayı yıkabilirsiniz. O aşamaya kadar binanın yıkımını gerçekleştirmiyoruz. Ekiplerin incelemesinde asbest tespit edilirse gerekli işlemler yapılıp bina yıkılıyor. Asbest çıktığı takdirde yetkili söküm firmaları tarafından asbestli malzemenin sökümü yapılmaktadır. Yapılan söküm işlemlerinden sonra yetkili lisanslı araçlarla uygun bertaraf firmanın gönderilmektedir. Kartal Belediyesi asbest denetimlerinin yasalaştığı 2018 yılından bu yana yaklaşık 1500 binada 600 tona yakın asbestli alan tespit etti. Halk sağlığını korumak için gerekli işlemler yapıldı. Bir taraftan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken diğer taraftan seçim tarihi tartışması da sürüyor sevgili seyirciler. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YSK Başkanı Ahmet Yener'le seçim tarihini görüştüğü ve Yener'in Erdoğan'a 14 Mayıs'a yetiştiririz dediği iddia edildi. Seçimin olabilirliğinden ziyade seçim olacak. Olmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına Cumhurbaşkanı'nın seçimi konusunda bundan sonraki bütün siyasi süreçlerde yetki alman neyi değiştirecektir? Yüksek Seçim Kurulu Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketi sonrası 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağını işaret etti. Buna göre önce deprem bölgesinin fotoğrafı çekilecek, sonra sandıkların kurulacağı alanlar belirlenecek ve seçim güvenliği için bir dizi karar alınacak. Seçim belki bir zemin yokladılar ama kendileri için de bunun olumlu sonuç doğru mu olacağını muhtemelen düşündüklerini zannediyorum. Seçimin vaktinde olacağını veya ilan ettikleri gibi 14 Mayıs'ta olabileceğini düşünüyorum. Seçimin nasıl alınacağı kararlar belli. Ya Sayın Cumhurbaşkanı seçim kararı alacak, ya parlamento seçim kararı alacak, ya da seçim kanunu gereğince Yüksek Seçim Kurulu takvim içerisinde bunu değerlendirecek. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 14 Mayıs tarihine ilişkin olarak bir açıklama yapacağını biliyoruz. Henüz gerçekleşmiş değil bu bahsettiği konu. Böyle olmasa bile 18 Haziran belirlenmiş seçim tarihidir. YSK ne der biz bilmeyiz sözü sizin altını şimdiden doldurduğunuz biz yapmadık onlar yaptığının hazırlığıdır. YSK sizin iradeniz dışında bir karar verebilir mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Buradan uyarıyorum. Karnınızdan konuşmayı, milletimize oyun kurmayı aklınızdan geçirmeyin. Muhalefet, iktidar YSK eliyle seçim ertelemesini sağlayacak derken AK Partili Mustafa Elitaş seçim tarihi için parlamento ve YSK dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin görüşme yaptığı iddia edildi.
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulu yönetimiyle bu kadar sık görüşme yapması normal bir durum değildir. Müdahale izlenimi yaratır, seçime gölge düşürür. YSK deprem sonrası OHAL ilan edilen 11 ilde inceleme yapmak üzere bölgeye heyet gönderdi. Seçimin deprem bölgesinde nasıl yapılacağı, sandığını nasıl kurulacağı konusunda inceleme yapacak heyet. Raporu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine sunacak. Anayasamıza ve seçim kanununa göre Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sürecinde neleri yapacağı bellidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi, seçimleri anayasa ve yasalarla çizilen çerçeveye uygun olarak güven içerisinde yapmaktır. Milletin depremle boğuştuğu bir dönemde seçimi gündeme getirmek vicdani değil, ahlaki değil diye düşündüğümüzden dolayı o ana kadar hiçbir açıklama yapmadık. Deprem bölgesinden başka illerimize gitmiş vatandaşlarımızın oy kullanırken kullandıkları iradenin ve oyun geldikleri ilde geçerli olmasını istiyoruz. Konuşulan senaryoya göre iktidar YSK'ya seçimleri iptal ettirebilir şüphesini dile getiriyor muhalefet. Seçim tartışması sürerken gözler YSK heyetinin deprem bölgesinde yapacağı inceleme sonrası kaleme alacağı rapora çevrildi. Daha önce depremden önce Sayın Cumhurbaşkanımız 10 Mart tarihinde açıklama yapabilirim diye bir ifade kullandı. Bizim için şu andaki durum bu. Sevgili seyirciler, gözler Millet İttifakı'nın 2 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıya çevrilmişken Saadet Lideri ev sahibi olarak liderleri ziyarete başladı. Aynen. Ortak bu aşamadan sonra alternatifini düşünmemek lazım. Ortak aday şarttır. Altılı Masa'nın dağılacağı söylentileri asılsız. Kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor. Millet İttifakı liderleri masada ayrışma var sözlerine açıklık getirirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'le 2 saatlik görüşmesinden sonra ilk açıklamayı kurmaylarına yaptı. Görüşme son derece olumlu geçti. Rahatsızlıklara neden olan konular çözüldü. Ama milletimiz müşteri olsun. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanlığı belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Benim bildiğim Sayın Kılıçdaroğlu ortak olarak adayın belirleneceğini kendi ilan etti. Burada şimdi şöyle bir durumumuz var. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan, yani bizi söylüyor herkes de esasında başlayan yer orası. Zaten alanda depremin o çöküntüleri içinden insanlar çıkıyor, elimi tutuyor. Aman başbakanım ne olur bir ümit oluşturdu altılı masa. Altılı masa içinde uyumu korumaya devam edin, Türkiye'nin önünü açın diye. 2 Mart'ta adayın konuşulacağı toplantı öncesi liderlerden adaya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Akşener'le görüşme öncesi Kılıçdaroğlu ortak aday vurgusu yapmıştı. Adayımızı uzlaşmayla belirleyeceğimizi daha önce açıklamıştık. Altılı Masa'nın adayı ilk turda kazanacak. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilecek. Buna inanıyorum. Gözler Millet İttifakı'nın 2 Mart'taki toplantısına çevrilirken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu toplantı öncesi liderleri ziyaret etmeye başladı. İlk durağı Meral Akşener olan Karamollaoğlu'nun sonraki durağı ise Deva Partisi Genel Merkezi oldu. Sevgili seyirciler, dış ticaret açığı büyümeye devam ediyor. Yılın ilk ayında ihracat %10 artarken ithalatsa %20'ye yükseldi. Ocak ayında dış ticaret açığı %38 artarak 14,2 milyar dolarla rekor kırdı. Dış ticaret açığı yeni yılın ilk ayında da rekor kırdı. Türk lirasının tarihinin en dip seviyede olduğu yeni ekonomik modelin birinci yılında dış ticaret açığı adeta uçuşa geçti. Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat ise %20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle Ocak ayında dış ticaret açığı geçen sene Ocak ayına göre %38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yıl Ocak ayında %63 iken bu yıl %57,6'ya kadar geriledi. Uzmanlar rekor dış ticaret açığını yorumladı. Ekonomist Tunç Çatıroğlu, Türkiye ekonomi modelinde döviz kuru artınca dış ticaret açığımız kapanacaktı. Son durumda enerji ve altın hariç dahi dış ticaret açığı veriliyor. Veriler bir algının daha çöktüğünü gösterdi. Bu modelden vazgeçilmeli derken, Murat Muratoğlu ise benim alanım ekonomi kişisi. Tüm zamanların en yüksek dış ticaret açığını verdi. Sadece Ocak ayında tam 14,2 milyar dolar. Ne kadar yani derseniz, yaklaşık 8 adet Çanakkale Köprüsü maliyeti ediyor kendisi dedi. Ekonomi uzmanları yaşanılan deprem felaketi sonrası dış ticaret ve cari dengedeki bozulmanın süreceğini öne sürüyor. Sevgili seyirciler, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Süleymaniye ve Sincar şehirlerinde kritik operasyon yapıldı. Terör örgütü adına 12 eylem gerçekleştiren Ramazan Güneş canlı yakalanıp yurda getirildi. Sincar'da ise YBŞ adlı PKK uzantısı terör örgütünün saha sorumlusu ve yardımcısı etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. MİT 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK-KCK'lı Ramazan Güneş'i İran Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi. PKK'nın üst düzey yetkililerinden olduğu bilinen Ramazan Güneş'in çok sayıda terör eylemine karıştığı ve planlayıcısı olduğu öğrenildi. 2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üst Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK-KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi. Öte yandan MİT'in İran kuzeyindeki Sincar bölgesinde SİHA'larla gerçekleştirdiği operasyonda harekat halinde bir araç hedef alındı. Nokta operasyonda terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan YBŞ'nin tepe isimlerinden biri Çeko ile yardımcısı etkisiz hale getirildi. İki isim terör örgütü PKK'nın Sincar'da MİT tarafından etkisiz hale getirilen üst düzey yöneticilerin yerine Kandil'in gönderdiği askeri yapılanmanın başındaki isimlerdi. Terör örgütü PKK'nın DAEŞ ile mücadele bahanesiyle 2015 yılında işgal ettiği Sincar'da, sözde Şengel Direniş Birliklerinin başındaki Sincar saha sorumlusu Pir Çeko Kod adlı Tohum Ali Bedel ile yardımcısı Agir Kod adlı Hayri Hıdır Halef, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. İki ismin uzun zamandır MİT'in takibinde olduğu öğrenildi. Sevgili seyirciler, İsveç İstihbarat Teşkilatı terör örgütlerine finanse edildiğini açıkladı. İsveç terör örgütlerinin finans merkezi olduğunu itiraf etti. İsveç İstihbarat Teşkilatı İsveç'te terör örgütü PKK-YPG'nin finanse edildiğini açıkladı. Terörle Mücadele Bölüm Başkan Yardımcısı Susan Truen, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada terör örgütü PKK-YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi. Trunk, miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nın ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim dedi. Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trunk, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK-YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti. İsveç'in NATO üyeliğinden sorumlu baş müzakereci Oskar Stantrop, 29 Ocak'taki ülkesinin devlet radyosu SR'ye İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var ifadelerini kullanmıştı. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'in üyeliğiyle ilgili yeni açıklama geldi. Çavuşoğlu taahhütleri hatırlattı. Ama NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç'in
NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. Bilindiği üzere Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini askıya almış durumda. Türkiye İsveç'ten terör örgütlerine desteğini çekmesini istiyor. Teröre desteğin kesilmediği sürece İsveç'in NATO'ya girişi Ankara tarafından engelleniyor. Sevgili seyirciler, sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi sevgili seyirciler. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından günden yansıyanlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günden yansıyanlar devam edecek. Güvenli ve hesaplı alışverişin yeni adresi Milli Market'te fırsat günleri devam ediyor. Onlarca marka, yüzlerce seçenekle eşarp ve şal çeşitleri %50'ye varan indirimlerle Türkiye'nin yeni alışveriş alışkanlığı Milli Market'te. Milli Market, bereket burada. Türkiye'nin ilk doğal organik temizlik ve kozmetik ürünleri Spami %30'luk avantajlı fiyatlarıyla şimdi millimarket.com.tr'de. Milli Market, bereket burada. Depremde evleri hasar gören zorunlu deprem sigortası poliçesi sahipleri. Alo DASK 125, E-Devlet ve DASK.gov.tr'den hasar ihbarı yapabilirsiniz. Depremin yaralarını sarmak için aralıksız çalışıyoruz. Demokrasi tarihine sürülen kara lekenin adı 28 Şubat. Sincan sokaklarında tanklar yürüdü. Başörtülü öğrenciler okullarına giremedi. Bugünse halkın seçtiği ve ülkeye refah getiren partinin iktidardan indiriliş sürecinin, medyayla gelen demokrasiye vurulan darbenin 26. yıl dönümü. Ayrıntılar 19'da TV5 ana haberde. Rica ederim.
Rica ederim. Rica ederim. Anında bana yetiştiğiniz. Rica ederim. Evet. Yansıyanlar devam ediyor. Sevgili seyirciler, aranın ardından günden yansıyanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii 6 Şubat'taki depremle birlikte ard arda artçılar yaşanıyor maalesef ve bazılarının dereceleri artçı diyebileceğimiz değil, daha yüksek seviyelerdeki depremler ve son olarak biraz önce yine bir deprem olduğuna dair bilgi geldi. Kahramanmaraş'ta tabii detaylar geldikçe sizlere aktaracağız. 4.5 büyüklüğünde yaşandı. Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğü sevgili seyirciler 12 Şubat ilçesinde saat 17.39 sıralarında gerçekleştiği bildirildi. 4.5 büyüklüğündeki deprem. Tabii bu depremle birlikte zaten orada panik durumda olan vatandaşların daha da tedirgin olduğunu biliyoruz ve ciddi büyüklükte olması hasebiyle hasarlı veya ağır hasarlı binaların bu tür depremlerde yıkılma durumu da söz konusu burada. Bu yaşanan depremler nedeniyle tedbirlerin de biraz daha üst seviyeye çıkarılması gerekiyor. Oradaki o psikolojiyi de bir anlamda korumaya ilişkin çalışmalar yapılması gerekiyor sevgili seyirciler. Tabii şu ana kadar herhangi bir ihbar durumuna ilişkin bilgi gelmedi ancak deprem olduğunu biliyoruz. Kandil Hastanesi de depremin 17.39'da olduğunu söyledi. 4.5 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu Kandil Hastanesi tarafından da açıklandı sevgili seyirciler. Tabii bu depremle birlikte sarsıntı yerin bazı kaynaklara göre 9.88 kilometre derinliğinde olduğu da ifade ediliyor. Tabii zaten deprem şehirlerinde ard arda yaşanan artçılarla birlikte bir sarsıntı söz konusuyken bu tür yüksek büyüklükteki depremlerle birlikte daha da bir tedirginlik hali maalesef oluşuyor. Umarız olumsuz bir durum yaşanmaz. Bu depremle birlikte sevgili seyirciler, dün yaşanan Malatya'daki depremde hem can kaybı hem yaralılar olmuştu maalesef. Son dakika gelişmelerini, deprem bölgesindeki durumu da
aktarmaya çalışacağız. Gündemdeki gelişmelere geçeceğiz. Şimdi sevgili seyirciler, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak sürülen 28 Şubat darbesinin 26. yılı bugün ve o darbeyle birlikte neler yaşandı ve aradan geçen 26 yılda neler oldu, haberimizde bakalım. 28 Şubat 1997, postmodern darbe 26 yıl önce gerçekleşti. Ancak o utancın izleri hafızalardan hala silinmedi. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi sandıktan birinci parti çıkmış, Refah Yol hükümetine giden süreç hızlanmış, Necmettin Erbakan'a başbakanlık yolu açılmıştı. Seçimlerde halk sandıkta sözünü söyledi ama Erbakan ve Refah Partisi için kolay olmadı. Ülkenin kalkınmasını, gelişimini ve hızla büyümesini sağlayan Refah Partisi iktidardan indirilmeye çalışıldı. Tüm engellemelere rağmen Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında 28 Haziran 1996'da Refah Yolu hükümeti kurmuş, 11 ay gibi kısa bir süre efsane hizmetlere imza atmıştı. Türkiye ekonomisi %7,5 oranında büyüdü. Kamu tek hesabı oluşturularak ilk defa denk bütçe sağlandı. Hükümete karşı şer odaklar ordu eliyle devreye girerek ülkeyi geriye götürmeye çalıştı. Postmodern darbe de bu süreçlerden biriydi. Necmettin Erbakan'ın Libya ziyareti, başbakanlık konutunda tarikat ve cemaat liderlerine iftar yemeği vermesi, Ankara Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesi gibi konular, şeriat geliyor, laiklik elden gidiyor diyerek medya tarafından olumsuz bir gelişme gibi aktarıldı. Gerçekse kamu tek hesabının oluşturularak denk bütçenin oluşturulması, yerli üreticinin desteklenmesi, işçi ve memurun korunması, dış politikada başarılı adımlar atılmasının hazmedilmemesiydi. Askerler önce 4 Şubat 1997'de Sincan'da tankla geçiş yaptı. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir balans ayarı yaptık diyerek küstah açıklamalarda bulunmuştu. Tarihler 28 Şubat 1997'yi gösterdiğinde askerin baskıları zirveye ulaştı. O gün yapılan ve tam 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında asker, milli değerleri hiçe sayan kararlarını kabul ettirebilmek için uğraş verdi. Fakat Erbakan duruşundan taviz vermedi ve askerin direttiği 18 maddelik MGK kararlarını imzalamadı. Öte yandan MGK toplantısı sonrası kararlar kabul edilmiş gibi açıklanarak medya tarafından yaygara çıkarıldı. Bu engellemelere rağmen Erbakan Türkiye dış politikasını düzeltmeye kararlıydı. İslam ülkeleriyle yapılan görüşmeler sonucu 15 Haziran 1997'de D8 İslam Birliği kuruldu. Fakat manşetler Siyonistler tarafından yönlendirilen askerlerin ağzından konuşmaya devam ediyor, irtica çığırtkanlığı yapılıyordu. Mücadelesinden vazgeçmeyen Erbakan 28 Şubat sonrası da çalışmalarına devam etti. Fakat hükümet ortağı Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller baskılara dayanamayacağını, ancak kendisinin başbakan olması şartıyla baskılara direnebileceğini söylüyordu. Erbakan başbakanlıktan istifa ederse dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hükümeti kurma yetkisini Çiller'e vermeyeceğini tahmin ediyordu. Fakat Çiller baskılara dayanamayınca Erbakan 18 Haziran 1997'de görevin Çiller'e bırakılması şartıyla istifa ettiğini açıkladı. Meclis çoğunluğunun da Çiller'e destek vermesine rağmen Demirel hükümeti kurma yetkisini Doğru Yol Partisi'ne değil, Mesut Yılmaz başkanlığındaki Anavatan Partisi'ne verdi. Sürecin böyle neticelenmesinin ardından MGK kararları kabul edildi. İmam Hatip okullarının orta bölümleri kapatıldı. Bu okul mezunlarının üniversite serbestliği önlendi. Kur'an kurslarına katılmada 8 yıllık eğitimi tamamlama şartı getirildi. Resmi yerler ve üniversitelerde başörtüsüyle okuma yasağı getirildi. 28 Şubat süreci ülkedeki bir takım kuklaların, batılı güçlerin yönlendirilmesiyle hareket etmeleri neticesinde Türkiye'nin gelişim ve büyümesi engellenerek tarihe kara bir leke olarak düşmüştür.
Sevgili seyirciler, Malatya'da dün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. 31 binanın yıkıldığı depremde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yeni depremlere dair görüntüleri ve durumu izleyelim, ardından devam edelim. Malatya'daki 5,6'lık depremden bir acı haber daha geldi. Can kaybı sayısı 2'ye çıktı. 27 Şubat'ta Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 31 bina yıkılmıştı. Yıkılan binaların 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralandı. 40 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremde binaların yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 9.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Profesör Doktor Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Ve Karakoçan Nazimiye paylarından yani bilim adamı olarak endişe etmemiz gerekiyor. Depremin Malatya fayına paralel bir hat üzerinde olduğunu belirten Görür, bu fay MTA haritasında çizilmemiş yeni bir fay olabilir ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeye yüklenmesi sonucu olduğu kesin ifadelerini kaydetti. Çünkü iki tane büyük deprem oldu, oralara enerji transfer edilmiş olabilir. Maraş, Hatay, Malatya derken İzmir'de de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Foça'da saat 21.22'de meydana gelen deprem sonrası İzmirliler geceyi parkta kurdukları çadır ve araçlarında geçirdi. Öte yandan 6 Şubat'ta meydana gelen depremde çalışma yürüten ekipler Malatya'da 14 yaşındaki Beyza Yetiş'in kurtarılması için titiz bir çalışma başlatmıştı. Beyza, ben nereden geldim biliyor musun? Van'dan geldim. Yok. Arama kurtarma ekibinden bir personel, Van depreminde yaşadıklarını anlatarak enkaz altındaki çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. Bak yukarıda madenci abilerim var, onlar da bekliyorlar seni. Biz şimdi buradan seni çıkaracağız. Kütahya'dan var, Zonguldak'tan var. Madenci abilerine vereceğiz. Bacağımı onlar... hissetmiyorum, kadar çıkacağım. Biz çıkaracağız evet, seni ya. Abi gözümüzü açıyoruz. Hiç sabah olmuyordu. Çok kötü abi. Beyza kurtarılmıştı. Polis arama kurtarma ekibiyle Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan polis memuru Metin Gençer ise yaşadığı anları gözyaşlarıyla anlattı. Abi dedi çok ürkütücü dedi. Gözümü açıyorum dedi sabah olmuyor dedi. Dört gündür ikinci katta hiç güneş olmamış, onlar hep böyle karanlıktı. Bu depremlerin yaşandığı bölgeleri bir kez daha ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk günlerde yapılamayan çalışmalardan dolayı vatandaşlardan helallik istedi. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Efendim iki günde bir şey yapmadık, helallik istiyorum. Değerli arkadaşlarım, hasta halkına kastetmenin helalliği olmaz. Helalleşir de ama önce sizin çıkıp milletten özür dilemeniz lazım. Helalleşmek ancak suçu, özrü kabul etmekle olabilir. Ben sana helal olsun diyorum Erdoğan. 100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyor musun? Helal olsun be. İki koca gün geçecek, insanlar ölecek, kalkıp diyeceksiniz ki ben sizden helallik istiyorum. Kimin helalliğini istiyorsun sen? Nasıl bir helallik anlayışıdır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ağır hasar verdiği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helalleşme çıkışı dikkat çekti. Binlerce insan, on binlerce insan Adıyaman'da, Hatay'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, her yerde son ana kadar devletin şefkat ve kudret elini bekledi. Sen ise Ankara'da bekledin. Bu halk size hakkını asla helal etmez, etmeyecektir de. Tırnaklarıyla, elleriyle, kollarıyla bir çektiğiyle bir kişiyi hayatta kurtarabilir miyim diye çırpınan insanlar, sen neyin helalliğini isteyeceksin? Muhalefet bölgeyi karış karış gezerken deprem öncesindeki hazırsızlığı, sonrasında da yaşanan koordinasyonsuzluğu sık sık eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaşanan eksiklik ve aksaklık için günler sonra Adıyaman halkından helallik istedi. Muhalefet helallik isteme, istifa et çağrısında bulundu. Bu itirafın gereği helallik istemek değil, istifa etmektir. Çünkü enkaz altında bıraktığınız bu milletten asla helallik alamayacaksınız. İstifa edeceksiniz ve hesap vereceksiniz. Siz halktan bir şey isteme konumunda değilsiniz. Halka hesap vermek zorundasınız. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil, ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten peş peşe tepkiler geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, helalliği kalanlardan değil, ihmalleriniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor ifadelerini kullanırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bu nasıl helalleşme diyerek tepkisini dile getirdi. Başını yastığa koyduğunda düşün, 2 gün, 3 gün, 4 gün canlı bir şekilde enkazın altında benim devletim güçlü ve bana yetişir, beni kurtarır diye bekleye bekleye son nefesini veren bir vatandaşımız, bir çocuğumuz, bir kadınımız, bir delikanlımız, bir yaşlımız acaba son nefesinde sana hakkını helal etti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istediği deprem bölgesi Adıyaman'da çocuklara para dağıttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkisi sertti. Bu görüntü normal değil, insan onuruna yaraşır bir muamele istiyor insanlar. Çadır, konteyner, ısıtıcı istiyor. Bir bariyerin arkasından ulufe dağıtır gibi verilen harçlığı değil. Erdoğan 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rize sel felaketinde de yurttaşlara otobüsten çay fırlatmıştı. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siz saygıdeğer hemşehrilerimize, Rizeli Güney Sulu hemşehrilerimize çay ikram etmektedir. Afiyet olsun. Bir tarafta depremin ilk günlerinde yaşanan aksaklıklar en üst dereceden gündeme getirilirken, diğer tarafta sağ kalan vatandaşların çadır ihtiyacı karşılanacağına Kızılay'ın sattığı ortaya çıktı. 15.250 adet çadıra yükseldi çadır alımımız. Kaç? Bir daha söyleyeyim. 15.250. Bunun 2050'si Kızılay'dan alındı. Yaklaşık 2050 çadırımız Ahbap Derneği tarafından arkadaşlarımız aracılığıyla Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. Millet çadır diye inlerken Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin 3. günü Ahbap'a 46 milyon liraya çadır satmış. Bunun adı rezalettir. Kızılay'ın 11 ilde yıkıma yol açan ve doğrudan 13,5 milyon insanı etkileyen deprem felaketinin 3. günü, deposundaki çadırları Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne parayla sattığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği 2050 çadırı Türk Kızılay'ının çadır üretmekten sorumlu şirketi Kızılay AŞ'den para karşılığında satın aldı. Kızılay Kahramanmaraş merkezi depremin 3. gününde çadıra en çok ihtiyaç duyulduğu günlerde elindeki çadırları deprem bölgesine göndermek yerine derneklere sattı. Arkadaşlarımız Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik. Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay'dan maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur. Hemen öğrendik, 2050 çadır ve bu ihracat yapılmak üzere hazırlanan çadırlar bunlar. 2050 tane var ellerinde, 20 bin olsa satın alacağım.
Sosyal medya hesabından yapılan karşılıklı açıklamaların ardından Kızılay Daire Başkanı Kerem Kınık iddiayı canlı yayında doğruladı. Çadırların satılmasa da bölgeye gideceğini söyledi. Ahbap bunu zaten ikinci günde talep etmeseydi biz bunu zaten AFAD'a teslim etmiştik. Yani dolayısıyla o çadır oraya gidecekti. Çadıra ihtiyacımız var. Çadır gidiyor, AFAD'a gidiyor, çadır bulamıyoruz. Kaymakamlığa gittik, müracaat ettik, hala yok bir şey. Deprem bölgesinde hala çadır ihtiyacı sürerken kuruluş görevi afetten etkilenen insanlara barınma sağlamak olan Kızılay, Ahbap'a çadır sattığı iddiasıyla gündeme geldi. Daha tartışma sıcaklığını korurken Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent ise AFAD ile Ahbap'ın bazı hesaplar tarafından karşı karşıya getirilmek istendiğini savundu. Hesaplar çıktı ve bu hesaplara da bu hesaplardan da bilgi alan Türkiye'de kendine alan yaratmak isteyen hesaplar var. Siz ona troll de diyebilirsiniz, başka bir alan yaratmak. Yani hükümetin mesela diyorlar ki işte Cumhurbaşkanlığı engeli. Cumhurbaşkanlığı en baştan iletişim dairesi bizleri de aradı. Bir sıkıntınız varsa gidin, ya orada bizlere destek oldu. Kızılay'ın çadır satmasına ilişkin ise bugün yine aynı şartlar olsaydı yine alırdım yanıtını verdi. Ayrıca Levent Kızılay Lojistik AŞ'den 30 bin adet gıda da satın aldığını duyurdu. Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı. Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik AŞ'den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize. Kızılay Cemiyeti kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay'a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Sevgili seyirciler, bir taraftan deprem ve deprem sonrası yaşananlar gün yüzündeyken diğer taraftan seçime yönelik adımlar da atılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş merkezi depremler sürerken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YSK Başkanı Ahmet Yener'le seçim tarihini görüştüğü ve Yener'in Erdoğan'a 14 Mayıs'a yetiştiririz dediği iddia edildi. Seçimin olabilirliğinden ziyade seçim olacak. Olmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına Cumhurbaşkanı seçimi konusunda bundan sonraki bütün siyasi süreçlerde yetki alman neyi değiştirecektir? Yüksek Seçim Kurulu Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketi sonrası 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağını işaret etti. Buna göre önce deprem bölgesinin fotoğrafı çekilecek, sonra sandıkların kurulacağı alanlar belirlenecek ve seçim güvenliği için bir dizi karar alınacak. Seçim belki bir zemin yokladılar ama kendileri için de bunun olumlu sonuç doğurmayacağını muhtemelen düşündüklerini zannediyorum. Seçimin vaktinde olacağını veya ilan ettikleri gibi 14 Mayıs'ta olabileceğini düşünüyorum. Seçimin nasıl alınacağı kararlar belli. Ya Sayın Cumhurbaşkanı seçim kararı alacak, ya parlamento seçim kararı alacak, ya da seçim kanunu gereğince Yüksek Seçim Kurulu takvim içerisinde bunu değerlendirecek. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 14 Mayıs tarihine ilişkin olarak bir açıklama yapacağını biliyoruz. Henüz gerçekleşmiş değil bu bahsettiği konu. Böyle olmasa bile 18 Haziran belirlenmiş seçim tarihidir. YSK ne der biz bilmeyiz sözü sizin altını şimdiden doldurduğunuz biz yapmadık onlar yaptığının hazırlığıdır. YSK sizin iradeniz dışında bir karar verebilir mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Buradan uyarıyorum. Karnınızdan konuşmayı, milletimize oyun kurmayı aklınızdan geçirmeyin. Muhalefet, iktidar YSK eliyle seçim ertelemesini sağlayacak derken AK Partili Mustafa Elitaş seçim tarihi için parlamento ve YSK dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin görüşme yaptığı iddia edildi. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulu yönetimiyle bu kadar sık görüşme yapması normal bir durum değildir. Müdahale izlenimi yaratır, seçime gölge düşürür. YSK deprem sonrası OHAL ilan edilen 11 ilde inceleme yapmak üzere bölgeye heyet gönderdi. Seçimin deprem bölgesinde nasıl yapılacağı, sandığını nasıl kurulacağı konusunda inceleme yapacak heyet. Raporu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine sunacak. Anayasamıza ve seçim kanununa göre Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sürecinde neleri yapacağı bellidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi seçimleri anayasa ve yasalarla çizilen çerçeveye uygun olarak güven içerisinde yapmaktır. Milletin depremle boğuştuğu bir dönemde
seçimi gündeme getirmek vicdani değil, ahlaki değil diye düşündüğümüzden dolayı o ana kadar hiçbir açıklama yapmadık. Deprem bölgesinden başka illerimize gitmiş vatandaşlarımızın oy kullanırken kullandıkları iradenin ve oyun geldikleri ilde geçerli olmasını istiyoruz. Konuşulan senaryoya göre iktidar YSK'ya seçimleri iptal ettirebilir şüphesini dile getiriyor muhalefet. Seçim tartışması sürerken gözler YSK heyetinin deprem bölgesinde yapacağı inceleme sonrası kaleme alacağı rapora çevrildi. Daha önce depremden önce Sayın Cumhurbaşkanımız 10 Mart tarihinde açıklama yapabilirim diye bir ifade kullandı. Bizim için şu andaki durum bu. Sevgili seyirciler, bir taraftan tarih tartışılırken diğer taraftan Millet İttifakı da çalışmalarını sürdürüyor. Depremle ilgili bir komisyon kurmuştu. Diğer taraftan seçime ve aday konusuna ilişkinde 2 Mart'ta Saadet Partisi'nde bir araya gelecek liderler. Ortak bu aşamadan sonra alternatifini düşünmemek lazım. Ortak aday şarttır. Altılı Masa'nın dağılacağı söylentileri asılsız. Kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor. Millet İttifakı liderleri masada ayrışma var sözlerine açıklık getirirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'le 2 saatlik görüşmesinden sonra ilk açıklamayı kurmaylarına yaptı. Görüşme son derece olumlu geçti. Rahatsızlıklara neden olan konular çözüldü. Ama milletimiz müşteri olsun. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanlığı belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Benim bildiğim Sayın Kılıçdaroğlu ortak olarak adayın belirleneceğini kendi ilan etti. Burada şimdi şöyle bir durumumuz var. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan, yani bizi söylüyor herkes de esasında başlayan yer orası. Zaten alanda depremin o çöküntüleri içinden insanlar çıkıyor, elimi tutuyor. Aman başbakanım ne olur bir ümit oluşturdu Altılı Masa. Altılı Masa içinde uyumu korumaya devam edin, Türkiye'nin önünü açın diye. 2 Mart'ta adayın konuşulacağı toplantı öncesi liderlerden adaya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Akşener'le görüşme öncesi Kılıçdaroğlu ortak aday vurgusu yapmıştı. Adayımızı uzlaşmayla belirleyeceğimizi daha önce açıklamıştık. Altılı Masa'nın adayı ilk turda kazanacak. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilecek. Buna inanıyorum. Gözler Millet İttifakı'nın 2 Mart'taki toplantısına çevrilirken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu toplantı öncesi liderleri ziyaret etmeye başladı. İlk durağı Meral Akşener olan Karamollaoğlu'nun sonraki durağı ise Deva Partisi Genel Merkezi oldu. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin dış ticaret açığı da büyüyor. Maalesef yılın ilk ayında ihracat %10 artarken ithalat %20 oranına yükseldi. Dış ticaret açığı yeni yılın ilk ayında da rekor kırdı. Türk lirasının tarihinin en dip seviyede olduğu yeni ekonomik modelin birinci yılında dış ticaret açığı adeta uçuşa geçti. Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalatsa %20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle Ocak ayında dış ticaret açığı geçen sene Ocak ayına göre %38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yıl Ocak ayında %63 iken bu yıl %57,6'ya kadar geriledi. Uzmanlar rekor dış ticaret açığını yorumladı. Ekonomist Tunç Çatıroğlu, Türkiye ekonomi modelinde döviz kuru artınca dış ticaret açığımız kapanacaktı. Son durumda enerji ve altın hariç dahi dış ticaret açığı veriliyor. Veriler bir algının daha çöktüğünü gösterdi. Bu modelden vazgeçilmeli derken, Murat Muratoğlu ise benim alanım ekonomi kişisi tüm zamanların en yüksek dış ticaret açığını verdi. Sadece Ocak ayında tam 14,2 milyar dolar. Ne kadar yani derseniz yaklaşık 8 adet Çanakkale Köprüsü maliyeti ediyor kendisi dedi.
Ekonomi uzmanları yaşanılan deprem felaketi sonrası dış ticaret ve cari dengedeki bozulmanın süreceğini öne sürüyor. Sevgili seyirciler, şimdi değerli bir konuğumuz olacak Günden Yansıyanların bu bölümünde. Merhum Erbakan'ın vefatının 12. yılında kendisinin siyasi çalışmalarını ve Milli Görüş Hareketi'ni konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak'la birlikte, kendisi aynı zamanda merhum Erbakan'ın da yakın çalışma arkadaşlarından. Mustafa Bey, sesimi duyabiliyor musunuz? Aldım hocam, görüşmek üzere. Mustafa Bey, sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, sanırım şu an Mustafa Bey beni duyamıyor. Alo. Mustafa Bey, sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum şimdi, evet. Merhabalar. Merhabalar. Mustafa Bey, süremiz de kısıtlı olduğu için verimli kullanma adına merhum Erbakan'ın vefatının 12. yılı, sizler de yakın çalışma arkadaşlarındandınız. Neler söylersiniz? Her şeyden önce mekanı cennet olsun derim. Erbakan hocamız gerçek, kendisi yerli derseniz, kendisi yerli, kumaşı milli, fikirleri evrensel olan bir İslam mücahidi idi. Ondan şahsen ben çok şey öğrendim. Ama yazık ki aziz milletimiz onu yeterince değerlendiremedi. Aslında dış alem merhum hocamızı gayet iyi anlamıştı. Zira onun amacı İslam birliğini tesis etmekti. Evet. Şöyle diyelim, bizim garibanlara, aziz milletimize, millet aslında kanaatimce birçok oyuna geldiği için aldatılmış gariban durumundadır. Bunu sormak isterim. Ey aziz milletim, ehli küffar ile İslam düşmanları ile işbirliği yaparak Müslümanların problemini çözmek mümkün müdür? Elbette hayır. Peki Müslümanların bir araya gelmekten başka kurtuluş çareleri var mıdır? Asla. Peki sadece Türkiye'mizde değil, yeryüzünde ey Müslümanlar birleşiniz. Kardeşlerim, şer cephesi üzerimize ittifakla geliyor. Bunlarla tek başımıza mücadele etmemiz mümkün değildir. Gelin birleşelim diyerek bunu somut hayata geçirmek için de D8'leri kuran başka bir lider, başka bir parti var mıdır? Asla. Yazık ki bu yolu kesebilmek için içimizdeki en zayıf halkaları, mevki makam düşkünlerini devreye soktular. Millet kesesinden onlara rüşvetler verdiler. Mevki makam verdiler. Şu veya bu makama getirdiler. Yazık ki milli görüşü böldüler. Böylece ehli salip kendi amacına ulaşmış oldu. Bu arada şunu da ifade etmek isterim ki o mevkileri, o makamları işgal edenler kanaatimce alın teriyle değil, sattıkları davanın karşılığı olarak aldılar. Altını çizerek söylüyorum. O mevkiler, o makamlar ehli küffar tarafından, millet kesesinden verilmiş rüşvete mukabil olarak aldılar. Somutlaştıralım isterseniz. Lütfen. Hatırlayacaksınız. Özellikle 50 yaşın üzerinde olan vatandaşlarımız hatırlayacaklardır. 6 Eylül 1980 günü Konya semalarına milyonlarca insanımız haykırıyordu. Milli Görüş lideri merhum Erbakan hocamızın liderlik ettiği o mitingde ne diyorlardı? Hayır, hayır, hayır diyorlardı. Neye hayır diyorlardı? Dönemin İsrail Başbakanı Kudüs, İsrail'in başkenti olacak demişti.
Ona hayır diyorlardı. Hayır diyorlardı. Milyonlarca insan adeta arşı titretircesine hayır, hayır diyorlardı. Hayır, orası İsrail'in, Siyonizmin başkenti olamaz, olmamalıdır. Çünkü orası onların ilk kıblegahıdır. Bundan dolayı ırkçı Siyonizmin başkenti olmamalıdır Kudüs. İkinci olarak Kudüs, Mescid-i Aksa, Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç yolculuğunun başladığı yerdir. Bu münasebetle küresel emperyalizmin, ırkçı Siyonizmin başkenti olmamalıdır diyordu. Milyonlarca ağız, milyonlarca ses birden öyle haykırıyordu. Üçüncü olarak Hazreti Ömer zamanından beri 638'den bu yana orası bir İslam kenti, bir barış sitesidir. Bu barış sitesi el değiştirmemeli. Oradaki huzur bozulmamalıdır. Bu münasebetle orası ırkçı Siyonizmin, küresel emperyalizmin yönetimine bırakılamaz diyordu. Değerli kardeşlerim, aziz milletim, aradan tam 42 yıl geçti. 43. yıldayız. Peki Kudüs nerede? Nerede Kudüs? Millet kesesinden rüşvet alanlar vasıtasıyla İsrail'e başkent yapıldı. Aradaki farkı görmek lazım. Merhum Erbakan hocamız hayatta olsaydı veya onun düşüncesinden sapmalar olmasaydı, bugün kanaatimce Kudüs İsrail'in başkenti olmazdı, olamazdı. Öbür taraftan milli görüşün kendine has hem içeride hem dışarıda bir takım temel ilkeleri vardı. Mesela kanaatimce milli görüşün bölünmesi ile Türkiye'deki bugün yaşanan olumsuzluklar da bir bakıma oralara dayanmaktadır. Nasıl? Çünkü milli görüşün yapılanma, efendim, mimari anlayışına göre dikey yapılanma değil, yatay yapılanma söz konusudur. Bu depremde de görüyoruz ki milli görüşün eğer mimarlık anlayışı, inşaat anlayışı takip edilseydi iki nihayet üç katlı binalardan ötesine izin verilmeyeceği için kanaatimizce Kahramanmaraş merkezli şu elim kaza, elim depremde bu kadar can kaybımız olmayacaktı. Nasıl ki milli görüşe ihanet edildiyse, hatırlayınız bundan 2-3 sene kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a ihanet ettik diyordu. Dikey yapılaşmaya izin vermek suretiyle İstanbul'a ihanet ettik diyordu. Ben diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım, kusura bakmayın ama sadece İstanbul'a değil, aynı ihanet Türkiye için yapıldı. Bu milli görüş bölünmek suretiyle yapıldı. Burada şunu da ifade edeyim. Askeriye sesleniyorum. Bana göre Mustafa Kemal'e sesleniyorum. Bu düşünceler sadece beni bağlar. Dünyanın en rezil, en alçak, en adi insanı milletten aldığı silahı demokratik ülkelerde milli iradeye doğrultmuş olan askerdir. Hatırlayınız, milli iradeye karşı Kızılcahamam'dan, Sincan'dan tanklar yürütülüyordu. Milli iradeye karşı yürütülüyordu. Soruyorum onların liderlerine. Aradan şu kadar zaman geçti. Yaptığınız işin doğru olduğuna inanıyor musunuz? Siz Batı Çalışma Grubu'nu oluşturanlar, yaptığınız işin doğru olduğuna bugün inanıyor musunuz? Milli görüşü bölenler, Erbakan Hoca'ya sırt çevirenler, onu hem bağrından hem sırtından hançerleyenler,
Neticede geldiğiniz noktada biz de milli görüşçüyüz diyorsunuz. Hadi oradan canım sen. Hadi oradan. Değerli kardeşlerim, biz onu rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin ve İslam aleminin de tek kurtuluş yolunun milli görüş olduğu, merhum Erbakan hocamızın ortaya koyduğu ilkeler sayesinde olacağına inanıyorum. Gelinen nokta ortada. Bakın, şu an iktidar partisi 20 küsur yıldan beri iş başında. Hangi problemi çözdüler? Adalet mi? Hayır. Ekonomi mi? Ortada. Enflasyonu mu yendiler? Hayır. Milli eğitimi mi hallettiler? Hayır. O halde hangi problemi çözdüler? Çözmeleri mümkün değildir. Çünkü hakkın dışındaki bütün yollar batıl yollardır. İnsanı huzura, mutluluğa asla kavuşturamaz o yollar. Yol hiç şüphesiz ki merhum Erbakan hocamızın takip ettiği yoldur. Onun yolu da hiç şüphesiz ki milli görüş yoludur. Milli görüş de Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana peygamberlerin takip ettikleri yollardır. Bunun dışındakilerin bütünü batıl yoldur, firavini yoldur. Gelinen nokta da zaten bunu apaçık ortaya koymaktadır. Ha, öbür taraftan D8'leri geliştirmemiz lazım. Erbakan hocamızın önemli bir vasiyetidir bu. Onun Allah rahmet eylesin bize bıraktığı en önemli miras benim kanaatimce teşkilat yapımızdır. Teşkilat yapımız. İkinci olarak D8'lerdir. Üçüncü olarak ise yeni bir dünya düzenidir. Yeni bir dünya düzenini kurmak için el birliğiyle inanmış insanların bir arada olması, çalışmasıdır. Ben rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Tüm milli görüş erlerine de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ve üç soruyu hatırlatmak istiyorum, baştaki üç soruyu. Önemine binaen. Tekrar etmenin sevimsizliğini elbette biliyorum ama konu önemli olduğu için inanmış insanlara şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Ehli küffar ile İslam düşmanları ile yaparak Müslümanların problemini çözmek mümkün değildir. İki, Müslümanların bir araya gelerek misalen D8'leri 63 İslam ülkesi etrafında birleştirmeden Müslümanların kurtulması mümkün değildir. Bunun yolu da hiç şüphesiz ki milli görüş yoludur diyor. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, bir soru daha sorup uğurlamak isterim sizleri. 50 küsur yıllık bir harekattan bahsediyoruz ve tabii dönem dönem çeşitli sorunlar, sıkıntılar yaşanmış. Geleceğe dair vatandaşların birçok anlamda ümitsizlik durumu da söz konusu. Tabii siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Yani yakın siyasi tarihe vakıfsınız. Bundan sonrası için ümit var olmalı mıyız? Hem Türkiye açısından hem İslam ülkeleri açısından. Bu sorunuza merhum İstiklal Marşı şairinin ifadesiyle cevap verelim isterseniz. Buyurun. O diyordu ki geleceği karanlık görerek azmi bırakmak, dünyada alçak bir ölüm varsa ancak budur ancak. Şimdi elbette geleceğe ümitle bakarız. Bakmamız lazım. Çünkü biz çarmıhta can veren bir tanrıya değil, Firavun'un kucağında Musa büyüten bir Rab'be inanıyoruz. Elbette. Düşünün, geriye doğru baktığımızda Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 12 yıl doğup büyüdüğü Mekke-i Mükerreme'de
didindi, çırpıldı, hakkı tebliğ etmeye çalıştı. Ama olmuyor, olmuyor, olmuyordu ve olmadı orada. Ölüm tehdidiyle karşılaştı. 7 kişilik bir çete oluşturulmuştu Mekke'nin önde gelen kabilelerinden. Kan davaları münasebetiyle Hazreti Peygamber'i öldürdükleri takdirde Haşimi oğulları kendilerinden intikam alır endişesiyle ekip biçiminde bir çete oluşturmuşlardı. Bu münasebetle vahiy yoluyla Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber verildiği için Allah'ın izniyle hicret etmek zorunda kaldı. Hicret etmek mecburiyetinde kaldı. Ama aradan 8 sene sonra biliyorsunuz 13 bin kişiyle Mekke kuşatılmıştı. 13 bin kişi. Halbuki hicret ederken yanında sadece Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz vardı. Takipteydi. Hira Nur Dağı'ndayken istirahate çekildiklerinde o dağ mağara kuşatılmıştı. Ayak sesleri geliyordu dışarıdan. Arkadaşı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz gayet kısık bir sesle yakalandık ya Resulallah dediğinde o da yine aynı kısık sesle la tahsen innallâhe ma'ana diyordu. Üzülme. Allah bizimle beraberdir. O Allah yine bizimle beraberdir. İnanan gönüllerle, mümin kalplerle beraberdir. Asla ve asla ümitsizliğe kapılamayız. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Başka kurtuluş çaresi yok. Sadece Türkiye'mizin, Müslümanların değil, tüm dünyanın kurtuluşu hiç şüphesiz ki milli görüş sayesinde olacaktır. Bu münasebetledir ki ne diyordu o büyük lider? Öncelikle yaşanabilir bir Türkiye. Sonra yeniden büyük bir Türkiye. Yeniden büyük Türkiye. Sonra yeni bir dünya. Elbette hak üzerine, adalet üzerine kurulmuş yeni bir dünya. Adil bir dünya. Adil bir düzen. O olmadığı takdirde bütün insanlığı karanlıklar bekliyor demektir. Zulüm bekliyor demektir. Çünkü adaletin olmadığı yerde zulüm var demektir. Adil yaşamak ise tüm insanlar için, hatta tüm canlılar için bir haktır. Bu hakkı tebliğ etme vazifesi Müslümanlara düşmektedir. Yeryüzündeki Müslümanların emin olun tek temsilcisi bugün Saadet Partisi'dir. Bunu net olarak ifade ediyorum. Bugün seçmen bazında oyumuz düşük olabilir. Merhum Erbakan hocamızın başkanlığını yapmış olduğu buradan uğurladığımız Saadet Partisi'nin oyu düşük olabilir. Ama bir davanın haklılığı geçici kalabalıkların çokluğuyla değil. Bir davanın haklılığı ilahi nizama, ilahi iradeye uygunluğu ile ölçülebilir. O münasebetle şu an milli görüş erleri elhamdülillah o duruşunu sapasağlam devam ettirmektedir. Elendik, elendik, elendik. Belki dalımız, kolumuz kesilmiş olabilir. Ama kök sapasağlam. Dünyanın en sağlam, en köklü davasının elhamdülillah temsilcisi durumundayız. Şöyle düşünün, biliyorsunuz Yunus Emre Beyciğim. Buyurun. Veda hutbesinde Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 124 bin hacıya hitaben diyordu ki ashabım sizlere iki emanet bırakıyorum. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Diğeri ise Resulullah'ın sünnetidir buyuruyordu. Ashabım bunlara sıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla şaşırmazsınız diyordu. Efendim bugün o iki emanete
evrensel nizamın temellerini oluşturan o iki emanete yeryüzünde sahip çıkan tek parti, merhum Erbakan hocamızın liderliğini yaptığı, genel başkanlığını yaptığı, milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi'dir. Bugünkü sayı önemli değil. Benzer bir bugünkü olaylar da şimdi yaşanıyor değil. Nitekim Rabbim bize bunun bir örneğini de sunuyor. Talut Canut kıssası var. Önce çoğu ayrıldı, pek çoğu ayrıldı. Sonra azı kaldı. O azın başına Talut Aleyhisselam komutan olarak tayin edildi. Azınlıkta olanlar ona da itiraz ettiler. Tekrar bölündüler. Tekrar bölündüler. Yine azı kaldı. Azın azı kaldı. Talut Aleyhisselam arkadaşlarına emir verdi. Karşı cephenin komutanı da Calut'tur. Calut şehrimize girmeden onu durdurmamız lazım diyordu. Durdurmamız lazım. Çünkü düşman birlikleri şehre girdiğinde bir takım tahribetlere yol açar diyordu. Bu münasebetle mutlak surette Calut'un birliklerini durdurmamız lazım denildiğinde durdurabilmek için bir ırmağa geçmeleri gerekiyordu. O ırmağa geçerken Talut dedi ki arkadaşlarına, bu ırmağa geçerken suyun tadına bakabilirsiniz ama kana kana içmeyin. İçen benden değildir dedi. Birçoğu, yani azınlığın çoğu o ırmaktan kana kana içtiler. Pek azı içmedi. Karşıya geçtiklerinde o kana kana içenler imtihanı kaybetmişti. Dediler ki biz Calut'un birlikleriyle bugün mücadele edemeyiz. Vazgeçelim bu sevdadan dediler. O azınlıkta kalan grup dedi ki tarih şahittir ki nice küçük topluluklar Allah'ın izniyle devasa orduları yenmişlerdir. Allah'ım başımıza sabır yağdır. Ayağımızı sabit tut. Ehli küffara karşı bize yardım eyle diye dua ettiler. Ve neticede zafer onların oldu. Bugün de inşallah zafer inananların, müminlerin, milli görüşçülerin olacaktır. Merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi, Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanmayın bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Yarınlar elbet bizim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz ve katılımınız için. Saygılar sunuyorum. Tüm izleyicilerimize hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun sizler de. Sevgili seyirciler, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak yayın konuğumuzdu. Hem merhum Erbakan'ı hem de Türk siyasi hareketi içerisinde Milli Görüş Hareketi'ni konuşmaya çalıştık. Sevgili seyirciler, günden yansıyanları burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. TSM 1453 günden yansıyanları sundu. En önemli konu şudur. Bakınız Güneydoğu'daki kardeşlerimiz. Kendilerini mazlum durumda hissediyorlar. Haklı veya haksız ben bir gerçeği söylüyorum. Şimdi böylesine mazlum durumda hisseden bu kardeşlerimiz bir kurtarıcı arıyor. Ortada bu kurtarıcıyı göremiyor açıkça ifade edin. Silahlı PKK gelir. Ben sana iş vereceğim. Ben senin Kürt kimliğini geliştireceğim dediği zaman bu PKK'da bir şey var zannin. Halbuki PKK dediğimiz şey tamamen komünist zihniyetli bir kuruluştur. Allah vermesin, bak gayet samimi olarak söylüyorum.
bu bölgeyi ayırsalar, bir Kürdistan koysalar ve bunun yöneticileri de bu PKK'cılar olsa, emin olun buradaki insan